Merhaba canlar, ruh dostlarım. Mukaddes Pekin Başdil ben, hoş geldiniz. Bu akşamki canlı yayın konuğumuz sevgili Vedat Bilal Yılmaz. Numeroloji yapacağız bugün yine. Numeroloji diyeceğiz. Sayılara göre karakter analizi sevgili Vedat'la, biliyorsunuz Vedat'la bu artık bilmiyorum 6. mı 7. mi kaçıncı yayınımız bilmiyorum ama neredeyse dinleye dinleye hepimiz numerolog olduk. Şu numerolojiyle benim başım dertte, bir türlü sıkıntı söyleyemiyorum. Evet sevgili Vedat, gelir gelmez bugün hatta biraz sorularda belki bilemiyorum katılım da alır mı Vedat? Yani sayılara göre karakter analizi yapacağımıza göre yani katılım falan da alıyor olabiliriz belki. Bilemiyorum. Vedat hoş geldin. Hoş geldin. Nasılsın? Nasılsın? İyiyim, iyiyim. Teşekkür. Numeroloji. Çok güzel geldin enerjini. Haberin olsun. Ay canım, seninle ilgili. Seninle ilgili. Teşekkür ederim. Senin o güzel enerjine aynalık ediyorum zannediyorum. Numeroloji. Ben bunu çok çalışacağım. Numeroloji. Uyla demeye çalışmazsan daha kolay olur. Numerolojiyle bakalım mesela, çok rahat olacak bence. Ne diyeceğim? Üyle. Numara. Ha, numeroloji. Normalde nasıl yazılıyor Türkçe'de? Ya normalde U ile yazılıyor da şimdi Türkçe'de hitap ederken o U bir şekilde Ü'ye kayıyor, yani öyle söyleyeyim. Çok zorlanıyorum onu söylemek. Bir de şimdi biliyorsun bir kere başım derde girdi. Evet. Gregoriciler işte sayı sekanslarını söyleyenler benim için hepsi numerolog olduğu için aslında numerolog değilmiş. Bizim canımız Bilge babamız numerolog değilmiş. Başka bir şey anlatıyormuş. Yok, onun da numerolojiyle alakalı bilgisi var bu arada. Onu da söyleyeyim. Ama ben şey diyorum, yani sayı varsa, rakam tabii varsa... Tabii şimdi ya sayı sekansları gerçekten çok farklı. Çünkü şimdi numeroloji. Tabii canım. Ya düz mantık baktığında aslında öyle. Yani numeroloji temel olarak sayıların felsefesiyle ilgileniyor. Ama sayı sekansları felsefeyle ilgilenmiyor. Aslında numerolojiye dahil olmamasının temel sebebi bu. Felsefesi, sayıların anlamı, sayıların titreşimiyle değil, sayıların bir bütününden bir şifa sistemi. Kabul edenler vardır, etmeyenler vardır. Yani ben burada fikrimi söylemiyorum bile. Sadece belli sayı kombinasyonlarıyla ve bu sayıların zihninizde canlandırarak bir anlık diyelim şifa bulma şekli. Tabii kalıcı bir şifa bu kadar kolay olmaz yani. Ama bir taş gibi bir şey diyebiliriz mesela. Canlara bakar mısın? Hemen tarihlerini yazmaya başlamışlar. Burada bir tarih anlatılacaksa, bir analiz yapılacaksa sizce torpilli olan kim? Değil mi? Ben merak ediyorum kim torpilli önce acaba? Yazıyorlar. Seviyorum sizi ben. Seviyorum. Bak ben sana bir şey söyleyeyim Mukaddes. Yani herhalde böyle bir 50-60 tane canlı yayınım vardır. Ben canlı yayınlarımda da böyle kişilerin özel sorularına cevap vermiyorum. Ama orada bile yazarlar. O yüzden yani şey yapmaya gerek yok. Onlar kendi tasarımlarını merak ediyorlar. İlla ki yazacaklar yani. Hayır şey tabii. Sormakta haklılar. Şey değil. Şaka yapıyorum, espri yapıyorum. Şimdi önce bir anlatacaksın herhalde. Şöyle bir canlarım şurayı kapatalım. Kafalarımız karışmasın. Bir anlatacak sevgili Vedat'cığım. Bu arada sesim iyi geliyor mu? Ses yerinde mi? Harika. Harika. Tamamdır. Kulaklık takmıyorum çünkü yani. Yok gayet iyi. Yayının en iyi yerde çekmesi için bayağı bir provalar yaptım demin. Başka telefonlarla. Onu ben de yapıyorum bu arada Mukaddes. Senin yayınına gelmeden önce bir check ediyorum. Hani bir tane fake Instagram hesabı var böyle. Ben öğleden sonra bir tane uyduruk açtım. Kimse yok. Aynen ben de uyduruk açtım. Bir ben varım. Bir de kızımı yaptım. O takip ediyor. Yani acaba yayın yapacak mı? Böyle ikili bir şekilde. Elimde birisiyle açtım. Ötekiyle takip ediyorum. Kendi kendime izleyici tek bir tane. Ben kendime bakıyorum. Sonra burayı buldum. Oy burası çok güzel oldu. Evet çok şükür. Aynen. Yani şu an şöyle söyleyeyim. Görüntün muazzam. Sesin muazzam yani. Buradan görünen kalite o. Ben tabii orada nasıl görünüyorum bilmiyorum ama senin görüntün gayet net ve... Harika. Çok şükür. Zaten canlar yazıyorlar WhatsApp'tan donduğu zaman falan. Onun için yayını kapatın. Evet. Numeroloji ve karakter analizi değil mi? Karakter analizi. Bugün bir etkinlik yapacağız. Evet, kişilik rakamımızla alakalı bir etkinlik yapacağız. Yani numerolojinin şöyle söyleyeyim, analiz metoduyla alakalı bir şey yapacağız aslında. Ama tabii bu yayının biraz daha ilerleyen sürelerinde yapacağım bir şey benim. Bugün başlangıç olarak yine bu sefer çok daha kısa bir şekilde numeroloji ile alakalı birkaç şey söyleyeceğim ve sonrasında bazı konulara artık daha detaylı değinmek istiyorum. Gerek analizler, gerek eğitimler, gerek tek başınıza öğrenebileceğiniz kaynaklar, bunlarda nasıl bir yol izlemelisiniz? Yani şimdiye kadar hep şey diye düşünüyorduk, hani aman zaman kısıtlı, halbuki değil. Bu arada hani bilmeyenler de Mukaddes Hanım'ın yayınına, YouTube kanalına girdiklerinde yaklaşık 9 adet videomuz var. İlk yayından son yayına kadar birçok bilgi barındırıyor. Keza benim YouTube kanalımda da öyle. Çakraları anlattıklarımız var, çocuk analizleri, indigolar, kristal çocuklar. Bugün bunlara yine değineceğim. Çünkü birazcık yanlış anlaşıldığını düşünüyorum bu konuların. Hani işin içine özel diye bir şey girince insanlar diğerlerinin özel olmadığını falan düşünüyorlar. Bununla alakalı çok fazla yorum aldım. O yüzden bir bu yanlış anlaşılanları düzeltmek, yanlış bilinenlerin doğrusunu anlatmak istiyorum. Ama Mukaddes, senin YouTube kanalında yanlış bilmiyorsam ben de 9 tane video var. Bunları Instagram'da paylaşamadım bu arada. İndirdim hepsini. Onları bir düşünelim bakalım. Ha, kabul etmiyor. Yok yok, şöyle bir şey alıyorum. Yani video edit programına ben ikiye bölüyorum. Ben sana onları yayından sonra. Ben hayır, göndersen de. Aa, hiçbir şekilde kabul etmiyor. Kodlama farklı diyor. Bayağı bir internetten araştırdım. Çözümünü bulamadım. Yapacak bir şey yok. Ben de senin gibi YouTube'dan paylaşacağım o videolarımızı. Ha. Paylaş, yani Instagram'da paylaşmayı çok isterdim. Bir de şey tabii. Instagram'da nasıl yapıyorlar onu? Paylaşıyorlar birileri de, biliyorsun. Ben teknoloji özürlüyüm, biliyorsun. Ya vallahi değilsin aslında ama bilmiyorum, orada bir sıkıntı var. YouTube'da da paylaşabilirsin. Normal şartlarda şimdi biz paylaşınca sen paylaşıyorsun ya da sen paylaşınca biz paylaşamıyoruz ama o şey olursa telif hakkı bilmem ne. Yani bizim öyle bir sorunumuz olmayacağına göre dilediğin kadar paylaş lütfen. Ben onları kendi kanalımda koyacağım ama şu an senin kanalından gayet rahat bir şekilde izleyebilirler. Her yerden izlerler, evet. Evet. Şimdi bugün böyle bir numerolojiye tekrardan ufak bir giriş yapalım. Yani bu bilgilerin çok daha detaylı halini YouTube'da bulabilirsiniz dediğim gibi arkadaşlar. Numeroloji, şimdi temel esas olarak isim, soyisim ve doğum tarihi üzerinden yapılan bütünsel bir analizdir. Bunu hep bu şekilde anlatıyorum. Aslında bunu bu şekilde anlatmamın sebebi olması gereken bu. Yani numeroloji çalışmalarına baktığınızda Mukaddes, büyük üstadlar var. Bu çalışmaları yapmış, bize de bu birikimleri bırakmış kişiler. Ama onların hepsi numerolojinin farklı alanlarında çalışmışlar. Yani örnek veriyorum, bir tanesi sadece doğum tarihinin belli bir metodunu 700 sayfalık bir kitap haline yapmış. Bir tanesi doğum tarihinin farklı bir metodunu 3 ayrı kitap haline getirmiş. Ama burada esas olan oradaki bazı bilgilerin şu an günümüzde hatalı olmasının da bir sebebi var. Bazı bilgiler hatalı. Neden hatalı? 2 sebepten ötürü. Biz artık şunu biliyoruz. İsim, soy ismimiz ve doğum tarihimiz bir bütündür. Sadece doğum tarihi üzerinden bir analize baktığınızda ya eksik ya da yanlış bilgi verme ihtimaliniz çok yüksek. Çünkü birinin diğerini desteklemesi lazım. Yani bir analize bütünsel olarak bakabilmen lazım. Ne diyoruz? İsmimiz hakikatimizdir. Bu cümlenin anlamı ne tam olarak? Aslında ismimiz bizim bu hayata gelirken liyakatimiz, neyi başardık, neyi başaramadık. Doğum tarihi ise bizim kendimizin bu dünyaya gelmeden önce seçtiği kaderimizdir. Biz seçtik bu kaderi, biz seçtik bu yolda yürümeyi. Şimdi bu ikisine bir bütün olarak bakmadığımızda tabii ki de eksik bilgiler oluyor. Ne yapacağız peki burada? Bütün kaynakları bileceğiz, bütün kaynakları araştıracağız. Numerolojiye ilgisi olanlar için söylüyorum bunu. Hani araştırayım, öğreneyim, kitaplardan okuyayım diyenler için. Sadece tek bir kaynak üzerinden yürüdüğünüzde muazzam bilgiler alırsınız bakın. Hani gerçekten hani burada kısıtlayıcı bir şey yok, muazzam bilgiler var. Ama biraz benim gibi mükemmelliyetçi bir yanınız varsa eğer, diğerlerini de okuyun. Numerolojiye dair her bir kitap farklı bir noktasına ışık tutmuş. Ben yaptığım analizlerde de aslında bunların analiz yaptın, bana gönderdin. 30 evet. sayfa. İşte 30 sayfa serisinin temel sebebi de bu yani. Şok. Her açıdan anlatmaya çalışıyorum. 30 sayfa. Nasıl üşenmeden bu kadar analiz yapıyorsun? Sözünü kestim. Ama Mukaddes, burada asıl sorulması gereken soru şu. Hayatının özeti daha mı kısa sürerdi? Yani hayır, daha uzun sürmeliydi. Çok ilginç, çok ilginç. Evet, yani çok bu ilginç. Benim şimdi ben bu analizi aslında şöyle söyleyeyim. Benim gerek eğitim aldığım hocalar, üstadlar, gerek etrafımda gördüğüm kişiler hepsi aslında numerolojiyi seans halinde yapıyorlar. Ya bir ses kaydı atıyorlar ya da yüzlü konuşma olarak yapıyorlar. Benim bunu yazılı olarak seçmemin iki sebebi var. Bir, hayatım boyunca tekrar tekrar açıp okuyabileceğim, seni sana anlatan ve yani hayatın kullanma kılavuzu diyoruz. Böyle bir analiz var elimde. İkincisi ise ben o anda konuşurken senin bilincinde, sen bana bir şeyler sorarsın, ben sana bir şeyler anlatırım. Atlayabildiğimiz noktalar olur. Ama ben şu anda hiçbir şey atlamadan yazılı bir analiz olarak sana her detayı anlatabiliyorum. Ve şundan emin olabilirsin, bizzat kendimden deneyimlediğim için biliyorum. Her okuduğunda farklı bir bakış açısı kazanıyorsun. Yani o anki bilinçlenmen farklı oluyor. Mutluyken okuduğunda farklı bir şey öğreniyorsun. Canın sıkkınken, ne bileyim bir problem yaşıyorken farklı bir şey öğreniyorsun. Kendi tasarımı bile her okuduğumda, aslında okuduğum şeyler aynı biliyor musun? Benim de aynı sonuçta. Belli bir tasarımım var. Her seferinde farklı bir şey öğreniyorum. Aynı cümlelerden. Bazen gözümün önünde olan bir şeyi görmemişim. O yüzden yazılı analiz yapmak benim için çok daha yapıcı bir şey. Şimdi burada analizleri anlatırken, yani mesela diyelim ki siz benden bir analiz aldınız ve alacaksınız. Ya da ruhunuz başka birine yönlendirdi, başka bir numerologdan alacaksınız. Ya da kendi kendinize, tabi burada profesyonel olarak yapamazsınız ama kendi kendinize kitaplardan bir analiz yapmak istediniz. Burada temel olarak titreşimleri yüksek olandan daha düşük olan, yani hepsinin belli bir titreşim var da yüksek olandan başlıyoruz. İlk olarak mesela ben de analizlerimde hep bu şekilde başlarım. İnsanlara önce bir hayat amaçlarını anlatırım. Şimdi bunları anlatırken de önce bir parça parça, sonrasında da bir de bütüne bakarım. Çünkü yani parça parça evet bir mukaddes var ama bir de bütünsel olarak bir mukaddes. O bakış açısıyla da bakmak önemli. Hayat amacı şöyle söyleyeyim, sadece doğum tarihi üzerinden hesaplanıyor aslında temel olarak baktığında. Ama sadece doğum tarihi üzerinden hesaplamaya kalkarsan da işte burada biraz yanılabiliyorsun. Niye? Çünkü örnek veriyorum, senin işte hayat kulvarın 3 farklı yolda diyelim ki 3. çakrayla başlıyor. Ama burada bakman gereken şey şu. Sen 3. çakrada harfsel olarak nasılsın? İsimden soyisimden sana neler gelmiş? Neler gelememiş? Eski hayatlarında neleri başardın? Neleri başaramadın? Aslında bunlara bir bakmak lazım. Bunlara bakmadığında işte bilginin yanlış olma kısmı tam olarak oradan geliyor. Hayat amacı gerçekten büyük bir bilinç ve farkındalık katan bir şey. Yani benim analizde en çok yoğunlaştığım kısımlardan birisi odur. Çünkü kişi orada en çok kendini buluyor. Ya yaşadıklarını, ya şu an yaşıyor olduğunu görüyor ya da işte gelecekte yaşayacaklarını. Tabi burada gelecekte yaşayacak derken burada falvari bir bilgiden söz etmiyoruz. Yani işte ben şunu yaşayacağım, şu hayatıma girecek, şöyle evleneceğim, bunlardan değil. Analizler veya herhangi bir spiritüel alan, sadece numeroloji üzerinden söylemiyorum. Bütün spiritüel alanlar size ancak kavramsal olarak anlatabilir bunları. Hangi enerjilerle çalışacaksın? İşte eril enerjiyle mi, dişil enerjiyle mi? İlişkilerden yana mı sınanma yaşayacaksın? Ya da işte senin öğrenme eşik değerinle, kayıpla mı yaşayacaksın, maddiyatla mı? Yani tamamen senin kendi seçtiğin bu yolda öğrenme işin neyse bunun üzerinden ilerliyor. Ve şunu net olarak söyleyeyim, işte isim soy ismin önemi buradan geliyor. Doğum tarihi birebir aynı olan iki kişi düşünelim. Bana böyle analizler de geliyor. İkiz çocuklar. Şimdi bunların baktığında aslında doğum tarihi üzerinden hesaplanıyor dedik ya. Her şeyleri aynı. Tamamen aynı tasarıma sahip mi? Hayır. Bambaşka iki senaryo yaşıyorlar. Mesela ikisi de 2. çakra, yani dişilik enerjisi, yani annelik bilinci, alma değil verme enerjisi var burada. Bunu yaşıyor ama ikisi de çok farklı kavramlar üzerinden yaşıyor. Biri bunu ilişkilerde öğreniyor, biri bunu ailesinde, arkadaşında öğreniyor bu enerjileri. Yani rakamlara tek başına bakmamak gerekli. O yüzden numeroloji deyince akla sadece doğum tarihi veya sadece isim, soyisim değil, her ikisinin bütün bir şekilde birbirini tamamladığını ve birbirini desteklediğini bilmemiz gerekli. Peki hayat kulvarında hayat amacı dediğimiz yerde, ki bunun üstadı Dan Millman'dır. Hayatınızın amacı diye neredeyse herhalde her yayında bunu söylemişimdir, bunu anlatmışımdır. Bu kitapla başlayabilirsiniz. Muazzam bilgiler, soft bilgiler ve şunu söyleyeyim, benim analizlerime ilham olan bir kişidir kendisi. Çünkü Mukaddes o kadar güzel anlatmış ki her şeyi. Bak ne yargılama var, ne yüceltme var. Her şeyi her açıdan anlatmış. Pozitifini anlatmış, negatifini anlatmış, iş hayatında nasıl olacağını, aşk hayatında nasıl olacağını, ailende nasıl olacağını her açıdan anlatmış. Ve ben o adama, yani eğitimlerimden sonra o adama ilerlediğimde gerçekten dedim ki ben de böyle analiz yapabilmeliyim. Yani hedefim oydu. Şimdi tabii o hedefe ulaştım. Daha farklı hedefler koydum kendime. Çünkü etiket, sen iyisin, kötüsün. Bunlar sadece insanların kendi bilinçlerinde oluşturduğu kavramlardır. Aydınlık, karanlık, iyi, kötü, doğru, yanlış. Yani evrende aslında bunlar bir bütündür. Yanlış, doğru diye biz sadece adlandırıyoruz. Evet, savaşlar var. Evet, spiritüel savaşlar da var. Evet, hepimiz bir yeri temsil ediyoruz. Ama hiç kimse şunu söyleyemez ki benim içimde hiç karanlık yok diye. İçinde karanlık var olmazsaydı kendi ışığını keşfedemezdin ki. Kendi aydınlığını keşfedemezdin. Kesinlikle. Karanlığı kabul ettiğinde, içine bütünsel olarak, yani her hücrende onu hissettiğinde aslında en büyük, bana göre bu tamamen benim içimde karanlık yok diyen insan zaten aydınlanmamış insandır. Aynen öyle. Yani çünkü aydınlanan herkes karanlıktan aydınlanır. Evet. Yani hayır, zaten öğrenmeden bende hiç karanlık yok diyorsa eğer, o zaten aydınlanmamıştır. Yok, kesinlikle. Deneyimlememiştir henüz. Ben bir zamanlar böyleydim. Hep şey diyordum böyle, bazı alanlara gidiyordum böyle, işte aydınlığı, karanlığı merak ediyordum. Gerçekten neye hizmet ediyorum sorusu çok fazla beynimde yankılanıyordu. İkisinin bir bütün olduğunu, evet, burada söylemek kolay ama idrak etmek zaman ve deneyim istiyor. Onu fark ettim. Çünkü o zamanlar ben de bu kafadaydım. Bir şeyleri ayırma ve etiketleme üzerine ve bunu nasıl yeneceğimi düşünüyordum. Bu da bilgi birikimle yeniliyormuş. Yani insanlara bilgi söz olarak. Ne kadar aydınlanma yolunda ilerlersen ilerle, ne kadar aydınlanırsan, hani hep öyledir ya, ışık arttıkça saldırı artar. Yani hani Hazreti Peygamber'in şeytanı daha güçlü bir şeytandı. Yani ışık arttıkça, hani öyledir ya, böcekler ışık etrafında toplar. Yani ne kadar ışık aydınlanmaya başladınsa o kadar saldırı da olmaya başlayacak. Dolayısıyla savruluyorsun. Onun için ben aydınlandım, ben şu, ben bu, öyle bir şey yok. Herkes her an sınava tabi. Evet. Kesinlikle öyle. Yani bu noktada işte rakamların da aslında böyle yönleri var. Her bir rakamın. Pozitif, negatif dediğimiz aslında aydınlık ve karanlık yönleri. Ve sen yani sayıların, rakamların da mı negatif yanları var? Her şey. Bana göre, bu benim kendi düşüncem ama şu ana kadar bunun zıttı herhangi bir şey görmedim. Evrendeki her şeyin bir zıttı var. Bir karanlık yönü var, bir de aydınlık yönü var. Bu ne demek biliyor musun Mukaddes? Çok basit bir örnek vereyim. Süper. Mesela birinci çakranın... Bazıları özellikle aydınlık mı bu arada? Mesela bazıları tabii. Özellikle karanlık değil mi? Tabii tabii, kesinlikle. Evet. Net bir şekilde... Ben zaten eğitimlerimde bunları detaylı bir şekilde anlatıyorum. Bu kısım pozitif, bu kısım negatif. Ama yani burada bir örnek vereyim, sonra amasına geçeyim. Örnek mesela, sen 3. çakradan çalışan bir ruh varlığısın diyelim. 3. çakrada uzmanlaşmak önce karanlıktan geçer. Yani 3. çakra egoyu temsil ediyor. Şimdi burada ego dediğimiz şey, kişinin varlığını tanıma. Ben bu dünyadan ne anlam ifade ediyorum sorusunun karşılık buldu. Ama egonun anlaşılması da o kadar kolay değildir. Yıllar süren bir birikim gereklidir, deneyim gereklidir, olaylar yaşamak gereklidir. Sonrasında idrak seviyesine çıkarsın. Peki karanlığı ne bunun? Yani negatif dediğimiz, geçmek zorunda. Her zaman değil ama çoğunlukla ben analizlerimde gördüğüm için. Egoizm mesela, egoistlik, insanlara ego yapmak. Yani şimdi bu karanlık mı diyecekler? Tabii ki de bu karanlık bir kavram. Örneğin 1. çakrada. Mesela 1. çakradan çalışan bir varlıksın diyelim. Bir ruh varlığısın. Dünyaya da böyle gelmişsin. Benlik sınırlarını iyi kurabilen bir insan olabilirsin. İnsanlara liderlik, öncülük yapan, işte bu pozitif kavramdır. Peki bunun negatifi nedir? Yani karanlık tarafı aşırı bencillik, narsizm, ben diyememe, aşırı uçlar yani. Şimdi biz dünyaya zaten gelirken, yani şundan emin olabilirler, zaten bu çakraları deneyimlemek için geldik. Bir çakrada uzmanlaşmak oranın negatifinden, yani karanlığından geçer. Önce negatifini deneyimlersin. Örnek veriyorum, 2. çakrada hiç hayır diyemeyen, hiç kendini düşünmeyen bir insan olursun. İşte o zaman karanlığı deneyimliyorsun demektir. Bir gün canına tak eder. Dersin ki bundan sonra asla başkasını düşünmeyeceğim. Sadece kendimi düşüneceğim. Bu sefer 1. çakranın karanlığına düşersin. Müthiş. Sonrasında her ikisini dengeye koyduğunda, gerektiğinde empatiyi kurup sen, gerektiğinde de bireysel alan sınırlarını çizip ben dediğinde, işte o zaman dengeye gelmiş olursun. Bu da bizim numerolojide eril dişil dengesi dediğimiz kavramlardır aslında. Yani bu yüzden bir şeyleri etiketlemek yerine kabule geçmeyi, bu kavramları Özümseyin. Negatifini bile özümseyin. Kendi içinizde bu rakamların nasıl titreştiğini, her bir rakamın anlamını artık Google'a bile yazsanız, birinci çakra ne demek diye illaki belli başlı şeyleri bulursunuz. Kitaplarda zaten yani sayfalarca anlatılıyor. Yani dediğim gibi ben evet bunu analizde bütünsel olarak bakıyorum. Çünkü ben bu işin eğitimini aldım. Ben yıllarımı bu işe verdim. Bütün enerjimi bu işe akıtıyorum. Yani benim hayatım sadece spiritüellikten ibaret demeyeyim de çoğunluğu öyle diyeyim. Tabii ki de ben bunu farklı bir şekilde yapıyor olurum senden. Ha, benim seviyeme gelmek imkansız mı, zor mu? Tabii ki de değil. Benim verdiğim emeğin daha fazlasını ver, benden daha iyi olursun. Burada asla bir sınırlama yok yani. Ben iyiysem verdiğim emek ölçüsünde iyiyim. Şimdi bu noktada şunlardan bahsedeyim. Mesela ben çok farklı alanlarda eğitimler ya da çalışmalar, seanslara katılıyorum Mukaddes. Bunların tabii ki Instagram'da yani neredeyse hiçbir takipçim bilmez. Peki bunlara niye katılıyorum? Çünkü bunları danışanlarıma tavsiye ediyorum. Örnek veriyorum, karşıma biri geliyor. Kişi şifacı, yüksek bir şifacı. Geçmiş yaşamlarında artık nedenle büyük bir şifacılığı başarmışsa bu dünyaya da o liyakatini çantasına koymuş gelmiş. Şimdi ben bu kişiyi şifa alanlarına yönlendireceğim. Peki yönlendirdiğim şeyin ne olduğunu bilmem gerekmez mi? Reiki'ye yolluyorum mesela. Biyoenerjiye yolluyorum. Diyorum ki bak git buralarda yeteneğim var. Bu yeteneği, bu enerjiyi kullan. Şeyi kullanalım. Dur. Geçmiş yaşam yerine atalardan gelen ya da DNA'larına geçmiş yaşam deyince hemen bir İslamiyet'le alakalı DNA'larınla getirdiklerin. DNA'larınla getirdiklerin. Şimdi bir soru geldi aklıma. Bu sayılar, çakralara da tekamül eden sayılar var mı? Mesela kök çakra birinci sayı bir mi? Tüm rakamlar bir çakrayı temsil edebilir. Burada önemli olan sadeleştirme metodudur Mukaddes. Yani birazdan anlatacağım mesela bu kişilik rakamları var ya, kişilik rakamları nasıl bulunuyor? Numerolojide her zaman sadeleştirme metodu kullanılır. Yani istersen 1000 haneli bir sayı olsun, onu tek haneli bir sayıya indirgeyebilirsin. Önemli olan indirgeme metodunu sağlıklı bir şekilde yapmak ki çok basit bir matematik toplama işlemidir yani. Çok böyle ekstrem bir olay yok. Hani numeroloji evrenin matematiğidir diyoruz ama burada bahsettiğimiz matematik aslında matematik konusu olarak değil sadece. Yani iş numeroloji sol beyni çalıştıran bir çalışma alan. Yani bu ilimi kullanırken evet sağ beyni de zaman zaman kullanıyorsun ama en çok sol beyin çalışıyor. Ve evrenin matematiğidir kısmı buradan geliyor. Şimdi mesela atalardan gelen bir şifacılık var. Soy enerjisi diyelim, bak en güzeli budur. Soy enerjisi var kişinin. Şimdi soydan gelen bu enerji vücudumda titreşiyor. Bu şimdi çok basit bir fizik bilgisi. Enerji sabit durmaz. Hareket etmek ister. Enerjinin doğası budur zaten. Peki sen bunu pozitif yöne akıtmazsan ne olur? Negatif yöne akacaktır. Şimdi şifa enerjisini de akıtmazsan bu sefer şifaya muhtaç hale gelirsin. Ben şimdi insanları bir yerlere yönlendiriyorum. Belli hocalara yönlendiriyorum. Bir, o hocaları deneyimlemiş olmam lazım. İşinin ehli olmaları lazım. İlimlerine güvenmem lazım. Bu yüzden birçok alanda eğitim almış, hala alıyor ve eğitim almamışsam bile gidip en azından belli seanslara katılmışımdır. Mesela aile dizime. Yani herhalde danışanlarımın %60'ına aile dizimle yollarım. Aile diziminde çünkü bu da tam bahsettiğimiz soy enerjisiyle alakalı yapılan çalışmalar ve bunu da daha önce anlattım mı bilmiyorum ama Mukaddes. Ya bu arada bizim hafta sonu aile dizimimiz var, gelsinler. Bu pazar günü valla bu pazar günü. Gelsinler. Emre Yazgan. Ya şöyle söyleyeyim, aile dizimi o kadar muazzam bir çalışma ki. Şöyle söyleyeyim. Nasıl olsa bir yerlere yolluyorsun. Kesinlikle öyle. 11 Temmuz'da Emre Yazgan'la bu hafta. Ya atalardan gelen o enerjiyi gerçekten tam köklenerek alırsak. Yani şöyle bahsedeyim. Ben hayatım boyunca spiritüelliği... 11 Temmuz diyorum, özür dilerim. 18 Temmuz yazarlar şimdi. Özür dilerim. Aşağıdan yazarlar zaten sabitlerler. 18 Temmuz. Şimdi ben çocukluğumdan beri hep sorgulayan bir insandım ama her zaman bilime baz alırdım. İşte spiritüellikle dalga geçen bir insandım ya. Bu kadar lakayt bir insandım yani. Hiç inanmazdım bu olanlara. Şu an spiritüelliğin içindeyim. Ve ne oldu biliyor musun? Bir gün bir aile dizimi... Kınadığımız şeyler başımıza gelir. Hep. Kesinlikle öyle. Hep. Evet. Bir aile dizimine katıldım Mukaddes. Bu aile diziminde o kadar yani her şeyde kanıt isteyen bir adamım ya. Bana öyle bir kanıt, öyle bir tokat verildi ki yani öyle tokat vuruldu ki tabii şimdi o tokatlara şükrediyoruz da Yani ruhsal bir deneyimdi gerçekten bu aile diziminde yaptığım, yaşadığım deneyim, öyle söyleyeyim. Ve benim numerolojiye ve spiritüelliğe kabul edişim, adım atışım, yani kabul etme adına adım atışım ilk aile dizimiyle oldu. Aile dizimde o kadar farklı enerjileri dönüştürdüm ki, şöyle söyleyeyim, evet spiritüel alanlara girince anneyi, babayı, onlara saygı duymayı, onların enerjisini kabul etmeyi öğreniyorsun, biliyorsun. Ama ben babama düşman birisiydim Mukaddes. Yani tüm hayatım boyunca bana o kadar kötülük yapmış bir insan gibi geliyordu ki bana. Çünkü öyleydi de aslında baktığımda dışarıdan. Ve ben aile dizimleri sayesinde 30 yıldır başaramadığım, babamı affetme demeyeyim de babamın enerjisini kabul etmeyi öğrendim. Peki bunu nasıl öğrendim? Babamın kendisi bilinçli olmasa da, kendisi kötülük yaptığını düşünse bile bana yaptığı iyilikleri, enerjisini gördüm. Beni hayata getirme enerjisi vardı çünkü onun. Allah'tan sonra bunu yapan annem ve babam sonuçta yani. İşte bu bilince, farkındalığı aile dizimi çalışmasında öğrendim. Şimdi ben bu aile dizimi çalışmasını bilmesem, herhangi bir danışanımı bana geldi analiz yaptırdı, bütünsel dengesine baktım ve bu kişinin aileyle alakalı bir dönüşmesi gereken enerjisi var. Bir aile dizimine göndermem lazım. Bir, ne olduğunu bilmem lazım ki anlatayım. İki, o alanı deneyimlemiş olmam lazım ki danışanlarımı doğru hocalara yönlendirebileyim. Bunlar çok önemli işte. Yani kitaplarda bu bilgileri çok fazla bulamıyorsunuz açıkçası. Yani bunları eğitimlerde anlatmamın sebebi o. Yani ben eğitimlerimde hiçbir zaman sadece bir kitaptan öğrenebilecekleri bilgiyi anlatmam. Tam aksine belli bilgileri, kitaplardan bulamayacakları belli bilgileri anlatırım ki devamını derim ki bakın bu bilgileri kitaplardan öğrenebilirsiniz. Burada kitaplarda olmayanları konuşalım. Kitaplarda yazılmayanları konuşalım. İşte o zaman aslında numeroloji derinlemesini öğrenmeye başlıyorsunuz. Tabii bu bir yolculuk. Eğitim aldınız. Sonrasında bir numerolog musunuz? Hayır, değilsiniz. Bu bir süreç. Öğrendikçe, kavramlara hakim oldukça analizlerinizi daha da iyi, daha da iyi. Benim ilk analizlerim kaç sayfaydı biliyor musun? Şu an 30 sayfa diyoruz ya. 4-5 sayfa. Çünkü o kadar biliyordum. Bilgi birikimim o kadardı. Her geçen gün arttı. Her analizim de arttı. Yani defalarca değişim dönüşüm geçirdi. Hala da geçiriyor. Yeni bir bilgi mi öğreniyorum? Yeni bir şey mi öğreniyorum? Hemen onu da analizime dahil etmeliyim. Bunu da danışanlarıma aktarmalıyım. Çünkü eğer ben o bilgiyle şifa bulduysam, o bilgiyle yolum, o bilgi benim yoluma ışık tuttuysa neden bir başkasınınkine ışık tutmasın ki? Ben hep bu kafada takıldım. Bu şekilde olmamın sebebi de aslında nasıl söyleyeyim? Üstadlarımın, yani numeroloji adına, numeroloji alanında eğitim aldığım birçok hocanın veya farklı alanlarda hep yolumu kesmesinden oldu biliyor musun Mukaddes? Benden bilgi sakladılar. Hatta yeri geldi bana enerjim yükselmesin diye yanlış bilgi verdiler ve sonrasında bunu da itiraf ettiler. Hiçbir şey olmamış gibi. Enerjinin yükselmesin diye yaptım ben bunu dedi. Bu kıskançlığın yani neyse ya. Ben hayır, bir şey söyleyeyim mi Mukaddes? Onların bana ne kadar büyük katkısı oldu biliyor musun? Onlar bana bu bilgiyi yanlış veya yanlış verdiler ya da vermediler ya. Ben o bilgiyi okuya okuya ama kitapları karıştıra karıştıra öğrendim. Ne oldu? Bir başkasından belki de bir sene benden 2 sene önce numerolojiye başlamış, eğitim almış bir kişiden daha ileri bir seviyeye gelmiş oldum. O kadar araştırmalarımla. Bir diğer sebep de şu aslında. Benim doğum tarihimde gün kısmı belli değil. Gerçekten belli değil yani. Aa. Şimdi numerolojide tek bir rakam değişince Mukaddes bütün tasarım değişiyor. Her şey değişiyor. Kişilik rakamım değişiyor. Astrolojide de öyle galiba zaten. Tabii tabii, astrolojide de öyle. Doğduğun dakika değiştiğinde yarım saat. Aynen yani mesela şu an biri bana gelirse. Bir dakikada yükselen değişiyormuş, öyleymiş. Kesinlikle. Evet. Yani şu an biri bana gelsin. Ben analiz yaptırmak istiyorum ama işte doğum günüm ya da doğum tarihim belli değil desin. Kesinlikle analiz yapamam. Ama işte ben eğitim aldıktan sonra kendi doğum tarihimi bulma çalışmalarım. Şimdi her rakam değiştiğinde düşün bir 30 sayfalık analiz değişiyor. Dene. Hangi rakamlarım benim? Bir rakam buluyorum. Hayır bu beni yansıtmıyor. Bu buraya uymuyor. Bu buraya uymuyor. Hayatımda yaşadığım deneyimleri bu buraya uymuyor. Kendimi keşfederken kendi şifamı buldum ve numerolojide en çok o zaman uzmanlaştım. Biliyor musun Mukaddes? Kendi doğum tarihimi bulmak için. Ve orada da şunu anladım. Yani bilgi, deneyim ve pratik ne kadar önemliymiş uzmanlaşmak için. Bunu hepiniz yapabilirsiniz. Bakın eğitim alın ya da almayın. Profesyonel bir numerolog olacaksanız zaten eğitim almadan mümkün değil. Çünkü ister benden ister başkasından, kime yani bu işin ehli olan kişilerden bahsediyorum. Herkesten bahsetmiyorum. İşine eli olan kişilere gittiğinizde zaten o bilgilerin kitaplarda yer almadığını çok net bir şekilde fark edeceksiniz. Ve eğitime girdiğinizde o bilgilerin kitaplarda yazılamayacağını da anlayacaksınız. Bunlar yazılamaz gerçekten. Çünkü yani öyle karmaşık kavramlar ki bir sürü soru geliyor yani eğitim esnasında. Ya da analizden sonra bile bir sürü soru geliyor. Onlar anlık olarak kişiye anlatılması gereken kavramlardır. Bu sebeple okudukça gelişeceksiniz. Ha ama şunu diyorsanız ki ya ben kendimle alakalı sadece belli başlı spesifik bilgiler istiyorum. Bakın bu bilgileri benim ya da senin YouTube kanalında bile öğrenebilirler. Herhangi bir numerolojiye dair kitap aldıklarında çok basit hesaplamalar var. Onlardan da öğrenebilirler. Yani neye ihtiyacınız var? Kendinizi derinlemesine tanımaya mı? Bu hayata neden geldim? Bu hayatı neden yaşıyorum? Bu sorunları niye yaşıyorum sorusunun cevabını bulmak istiyorsanız emin olun derinleşmeniz gerekecektir. Şimdi ben gidiyorum bir kişiyi şamanik eğitime yolluyorum. Bunu yapan zaten çok fazla kişi yok. Ben eğitim istemiyorum diyor. Tamam diyorum, şu şamanizmle alakalı kitapları okumalısın. Bunu neden söylüyorum kardeş? Çünkü kişinin tasarımına baktığımızda aslında orada geçmiş demeyelim, atalar diyelim, atalardan gelen şamanik gücünün olduğunu görüyoruz. Yani orada büyük bir deneyim var. Baktığında ruhu şaman akretipiyle beraber titreşiyor aslında. Bu kişi ya şamanizmle alakalı kitapları okumaya ya da eğer hazırsa bir şamanik eğitime katılıp işte gerekli astral seyahatten tut işte farklı çalışmalara girebilir. O zaman ne oluyor? Aslında özünü, yani atalarını hatırlıyor. Atalarını hatırladığında da aslında ortada gerçek potansiyeli çıkıyor. Yani ben geçen yayında ne anlatmıştım? Potansiyelinize göre davrandığınızda bütün evrenin sizi desteklediğini her zerrenizde hissedersiniz. Ama bu potansiyelin bir, ne olduğunu öğrenmeniz, iki, bu potansiyeli nasıl açığa çıkaracağınızı da öğrenmeniz gerekiyor. İşte bu maalesef ki videolarla olacak şeyler değil. Ya bir işte okumanız, derinleşmeniz lazım kendinizle alakalı. Bunu meditasyonla bile yapabilirsiniz. Analiz almak, eğitim almak tamamen bir seçenek. Bu sadece senin ruhuna hitap ediyorsa bu bir seçenektir. Ama farklı seçenekler de her zaman olacaktır. Peki bu kısımları şimdi birazcık geçelim. Gelelim analizde en çok insanların merak ettiği şu. İşte yüksek enerjili ruhlar. Hep bahsediyoruz. Kristaller, indigolar, peygamber bilinci, üstad enerjisi 11, 22, 33. Şimdi bununla alakalı Mukaddes, şöyle soruları çok fazla aldım. Hocam ben şöyle rüyalar görüyorum ya da rüyalarımda eğitimlere giriyorum. Beni eğitime alıyorlar hocam. Genç insanlara bu arada. Sadece gençler değil. 40'lı yaşlarda bunu bana yazanlar da var. İşte ben bir indigo muyum? Bakıyorsun hayır, indigo değil. Burada yanlış anlaşılan bilgi aslında şu. Bu deneyimleri sadece indigoların ya da yüksek ruh benliklerinin yaşayacaklarını düşünüyorlar. Şimdi buradan belirteyim. Arkadaşlar ben bir indigo değilim. Mukaddes de bir indigo değil. Ama yaptığımız çalışmalara bakın. Dünyaya olan tesirimize bakın. Ne yapmaya çalışıyoruz, neyi dönüştürmeye çalışıyoruz. Bunları yapmak için Mukaddes sana soruyorum. Indigo olmaya ihtiyaç var mıydı? Hayır, tabii ki yok. Bu tamamen tekamül planımız. İndigo çok azdır zaten. Hazreti Peygamber de indigo değildi. Sen bunu anlatıyorsun. Bunu anlattın bana. Kesinlikle öyle. Yani indigo olmak gerekmiyor. Herkes indigo muyum, kristal miyim? Bana da yazıyorlar senin yayınlarından sonra. Evet. Evet, indigo anlaşması olanlar var. Tabii ki. Mesela sen o anlaşmalardan birisin. Bende öyle bir anlaşma da yok mesela. Evet. Örnek veriyorum. Ama yaptığım çalışmalar ortada yani. Evet. Buna ihtiyaç yok yani. Rüyalar görüyorsan, ne bileyim astrale çıkıyorsan, temas vakaların varsa, işte ne bileyim eğitimleri alınıyorsan, bu senin özel bir, şöyle söyleyeyim, özel bir ruh dediğimizde diğerlerinin özel olmadığı düşünülüyor. Her ruh özeldir ve eşsizdir. Anlaşması ayrı. Sadece anlaşma farklı ve sadece öğrenmen gereken şu. Seni özel kılan ne? Yani evet. O bir indigo. Onu özel kılan durum o. Evet. Seni özel kılan da bir durum var. Seni özel kılan durum kesinlikle ne? Ben bunu analizin en başında anlatıyorum. Evet. Yani şimdi işte 11'lere çocuğum özel olsun ya da ben indigo muyum? Aa şöyle, aa böyle. Şunu net olarak söyleyeyim. Analizlerimde bu bilgiyi çok fazla vermiyorum açıkçası. Yani kişi kaldıramayacağı bir enerji ise, kaldıramayacağı bir bilinçse o bilgiyi ona vermeye gerek yoktur. Mesela burada en üst noktadan bahsedeyim. Mukaddes, yaklaşık olarak geçenlerde çok merak ettiğim için hani çok böyle gelişi güzel söylüyordum. 2500'den fazla analiz yapmış durumdayım. 2500 analiz, bakın kaç yılda. 2500 analizde sadece bir tane 33. Yani peygamber bilinci dediğimiz, Mevlana bilinci dediğimiz kişiye rastladım. Ve bu rastladığım kişi sadece soy isminden bu 33 enerjisini taşıyordu. Ve bu kişi bu enerjiden haberi bile yoktu. Bu enerjinin titreşiminden bile haberi yoktu. Çünkü soy isim, yani soydan gelen bir enerji. Evliya torunudur. Atalardan vardır işte, ne bileyim, bir mollalık, bir şeylik. Evet, soydan gelen bir enerji vardır ama kişiye baktığımızda kişi hiç o enerjiyle çalışmıyor. Yani benim şimdi analizlerde sordum, bazı spesifik sorular var. Yani analiz yaptırmadan önce bana belli bilgiler veriyorlar. O bilgiler aslında benim belli, nasıl söyleyeyim, elemelerim. Kişinin hangi bilinçten çalıştığını anlamaya çalışıyorum orada. İşte oradan baktığımda kişi hiç de öyle bir 33 peygamber bilinci gibi bir enerjiden titreşmiyordu. Ben de bu bilgiyi tabii ki de ona vermedim. Evet, var bu enerji. Atalardan gelen bir enerji var. Ama kişi bilinç altında bu enerjiyi reddetmiş. İşi uzunda. Yani ya da belki... Yani. Buna çok güzel bir örnek verelim ömürlerden. Belki şey yapacak. Belki 40 yaşında, 50 yaşında toparlayacak. Belki uyanacak. Kesinlikle öyle. Evet. Özge Özpirinç'ten bahsetmek istiyorum bu konuda örnek olarak. Kimden? Özge Özpirinç'i. Bir oyuncu arkadaş. Ünlü de birisi. Bu kişi mesela 33 enerjisine sahip olan birisi. Ama soydan. Yani mesela ona da baktığınızda, yani biz hep bu örneği veririz. Çünkü 33 milyonda bir bulunan bir şey ya. Öyle kolay kolay bulunmuyor ya. Ünlülerden işte böyle tek bir kişi var mesela. Ama hiç de 33 enerjisinden titreşen bir kişi değil bu. Aman haberi var mı? Yayında anlatacağım. Haberi yoktur. Belki spiritüel alanlara ilgisi bile yoktur. Bilemeyiz yani. Başımıza iş çıkarmayalım. Yani şöyle söyleyeyim, saçlarına bir ak düştü. Orada bir dedik acaba bir kanallık geliyor mu, bir şey oluyor mu, ama hala görünen o ki herhangi bir titreşimi yok bu konuda. Yani evet, bir indigo enerjisi var ama 33 peygamber bilinci soydan gelen bir enerji. Yani bu kişileri işte dergahlarda görürsünüz, yani öyle söyleyeyim, öyle bir enerjiden bahsediyorum. Yok yani, bu yüzden yaşadığınız deneyimlerin size özel olduğunu, kontratınızın bu yönde olduğunu, yani gelirken bir kontratın altına imza attığınızı hayal edin. Yani insan bilincinde bunu en güzel böyle tasvir edebiliyoruz. Siz hangi kontratla geldiyseniz aslında onu yaşıyorsunuz. Ve şunu hiçbir zaman unutmayın. Bu yüksek enerjili ruhlar, yani 11, 19, 22, 33'ler dünya sınavında en sert senaryoları yaşayan kişilerdir. Niye biliyor musun? Mantığı ne aslında burada Mukaddes? Bundan hep bahsetmiştik. Şimdi sen şöyle düşün. Yüksek bir enerjiye sahipsin. Ve bu enerjiyi açığa çıkarman lazım. Nasıl enerji açığa çıkar? Dünyanın en zorlu sınavlarını yaşarsın. En zorlu senaryoları yaşayarak enerjinin kabasını toplamış olursun. Bunu neye benzetelim? Mesela bir eve giriyorsun. Ev kir, pas içinde değil mi? Sen şimdi bu evden muazzam güzellikte bir şey çıkarmak istiyorsan çok fazla emek vermen, yıpranman lazım. Her köşesini temizleyeceksin, edeceksin. İnsan senaryosu da böyle. Yüksek bir enerji açığa çıkarmak istiyorsan eğer zorlu senaryoyu yaşarsın. Bunu belki ilişkilerinde yaşarsın, belki ailende yaşarsın. Senin kontratın ve eşik değerin, yani tamamen farazi bir örnek bu. Tamamen farazi bir örnek. Lütfen herkes buraya yormasın ama bir aile bireyini kaybetmekse eğer, bu acıyı yaşayıp öğrenmen gereken, dönüştürmen gereken enerjisi buysa eğer, sen bunu yaşarsın. İlişkilerden yana bolca sınanma yaşayıp aldatıldıkça aşk, sevgi duygusunu öğrenmen mi gerekiyor? Dönüştürmen gereken enerji burada mı? O zaman bunu en sert haliyle yaşarsın. Neden hiçbir ilişkin düzgün gitmiyor? Neden hep üzülüyorum diye düşünüp durursun? Yani burada yüksek enerjinin de yüksek sınanma getirdiğini unutmamak gerekli. İnsan bilincindeyiz, evet. Özel 11 sayısı dediğimizde herkes ben de özel olmak istiyorum diyor. Ama bir numarayla olarak söyleyeyim. Şu an yaşadığım hayattan çok keyifliyim. İndigo değilim ve bir indigo olma görevim olmamasına rağmen. Bak burada Mukaddes, şöyle bir fark var aramızda seninle. Şimdi senin kontratın var ya. O kontratın bile senin şu an böyle bir düşün yaşadığın hayatı. Ne kadar sert deneyimler getirdiğini görüyorsun. Evet, şu an olduğun noktaya gelmek kolay değildi. Ama gelene kadar neler yaşadığını da sen biliyorsun. Bu sebeple yüksek enerji demek ki yüksek sınanma demektir. enerjinin kabasını bu şekilde temizleyebilirsiniz. Çünkü yani bu kişilerin özel görevine dünyadaki negatif enerjinin kabasını temizleyecekler. Kristalleri hazırlayacaklar. Kristaller de bu dünyaya geldiler artık zaten. Yani gezegenin yükselişinde mimarı olacaklar. En yüksek kanallıkları kuracaklar. Bilinçli olmasalar bile. Ama bunlar da yine sersenaryolar. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Sadece indigo diyelim. Indigo kontratımla geldim. Gerçekten. Yani geçen hafta sözünü kesiyorum. Sevgili Bülent Şenürek'le astral yapıyoruz. Diyor ki en güvenli olduğun yerde, en güvenli olduğun yaşta, en güvenli olduğun zamanı seç. Vallahi defalarca ve defalarca en güvenli olduğum yer şu an ve en güvenli olduğum yer şu yer oldu. Çünkü hakikaten çalkantılı bir hayat, sıkıntılı bir hayat. Hemen şu an yani daha yeni, daha geçen yıl bile daha ben böyle değildim. Biliyorum zaten yani özelinden de. Bir yıl önce bile böyle değildim. Öyle bir savrula geliyorum ki yani şeyi de biliyorsun, batırdığımı çıkardığımı bilmem ne. Yani şu dakikayı seçiyorum. Hani olmak istedim. Hakikaten çalkantılı. Kolay bir şey değil ama tabii sözünü yani kesiyorum. Şimdi burada sana şunu sorayım. Hı. Çocuğuna böyle bir enerji yüklemek ister misin? Hayır. Çok zor. Çok zor bir yani yaşam. Zor değil mi? Çok zor bir yaşam. Herkesin acıklı. Bana sorduğu soru şu: bir gün çocuğun olursa nasıl bir isim vereceksin? Mesela bir numerolog olarak çocuğuna nasıl isim vereceksin? İsmi kesinlikle ben vermeyeceğim. Çünkü ben verirsem yani hesap etmeden vermemin imkanı yok. Bu yüzden eşim verir, ailesi verir. Onlar ne isim verirse ben o isimler arasından sadece en uygununu seçerim. O kadar. Çünkü tekamüle müdahale etmiş olmak istemem. Bu yüzden siz de aman çocuğum özel olsun, aman şöyle böyle diye tekamüle müdahale etmeyin. Bir de şöyle durum var Mukaddes. Hani bu enerji yüksek diyoruz ya, kaldıramaya da biliyorsun. Bak 22 üstate bırak ya, 33'e hiç geçmeyelim bile. Sadece 22 üzerinden örnek vereyim. 22 o kadar yüksek titreşen bir sayıdır ki. Bu arada tekrar edelim bunu, hani altını çizerek. Bunlar doğum tarihinden değil arkadaşlar. İsim numarasından belli bir hesaplama metoduyla yapılır. Doğum tarihinizden 22 varsa bu siz 22'siniz demek değildir. Benim anlattığım bambaşka bir şey. Yanlış anlıyorlar onu, evet. 11'i de aynı şekilde. Normal ya, yanlış anlamaları normal, biz yine de düzeltelim. Şimdi ben Instagram'a ilk başladığım zamanlarda ta en aşağıda bu gönderiyi bulabilirler. Ted adlı bir adam var. Bu adam 22 enerjisine sahip bir kişi. Ve bu adam bu enerji kaldıramıyor Mukaddes. Kaldıramayıp ne oluyor peki? Adam seri katil oluyor. Yani evet, dünyaya tesiri olacak. Tamam, yüksek bir enerji. Yüksek bir enerji. Kesinlikle dünyaya tesir olacak. Kesinlikle onun o ruhunun karizması dışarıya taşıyacak. Bundan eminiz. Ama bunu negatif mi pozitif mi yapacak? Adam seri katil. Adamın Netflix'te belgeselleri falan var bu arada. Hatta filmi de var ama belgeseller daha var. Şöyle söyleyeyim. Adam işte belli bir mahkeme süreci var. Adamın şimdi seri katil olduğunu kanıtlayamıyorlar. Biliyorlar ama ellerinde yeterli kanıt yok. Gerçek değil mi bu yani? Gerçek. Tabii. Ted. Aynen. Seri katil Ted diye yazsınlar. Hatta benim aşağıda analiz bile var. Netflix'te de belgeselde gerçek görüntüler kullanılmış. Mukaddes, hayran kitlesi var adamın, kadınlardan oluşan. Diyorlar ki bu adam kesinlikle bir seri katil olamaz. Bilinen sayı 33 miydi 35 miydi neydi? Kadını öldürmüş. Yani şimdi bırakın 33'ü, 22 sayısının titreşimi bile kişiye ne kadar ağır gelebiliyor ki bunun altında ezilebiliyor. Evet, dünyaya tesiri var mı? Baktığımda var. Ama karanlık yönden var. Negatif enerjiden var. Bu yüzden siz de çocuğunuza ya da kendinize bir ek isim alacaksınız. Böyle bir titreşimde ismi bilinçli olarak seçerseniz eğer, İşte böyle enerjiyi kaldıramayıp farklı alanlara sapma ihtimaliniz var. Bu sadece bir örnek. Ben binlerce örnek veririm ve çünkü çok fazla okudum, izledim, araştırdım. Yani özel enerji tamam ama o yüksek enerji sizin liyakatinizde varsa ve tekamül anlaşmanızda bu enerjiyi kaldırabilecekseniz ancak o zaman alınabilir. Bunun için de bütünsel bir analize bakılması lazım. Yani doğum tarihine de bakılması lazım. Bir geçmiş yaşam bilgisine de bakılması lazım. Atalardan ne gelmiş, ne gelmemiş, neyi almış, neyi alamamış, hangi bilinçte, analiz bu şekilde yapılmalı ki. Ve isim seçerken de dikkatli seçmemiz lazım. Yani şöyle söyleyeyim, ben analizlerimle danışanlarıma isim tavsiye ediyorum. Diyorum ki İsmi ben tavsiye etmiyorum yani. İsim almayı tavsiye ediyorum. Çocukları için mi? Hayır, kendileri için de. Mesela belli çakralarda titreşimi yok. Bir ek isim onu rahatlatacak. Yani sınavlarını daha kolay vermesini sağlayacak. Sınavı illaki vermek zorunda. Sadece birazcık kolaylaştırıcı etki olduğunu düşün ve eğer sınavlarını verirse o çakranın tam anlamıyla aktive olduğunu düşün. Ek ismin burada temel prensibi budur. Ama şunu da unutmamak lazım. Bu onun özünde yok. Yani doğumdan yok. Bu özünde yok. Sonradan ekleniyor. Şimdi bu noktada ben belirli harfleri veriyorum kişiye. Bu harfleri barındıran bir isim seç diyorum ya da birkaç isim seç diyorum. Ama sonrasında bunu bana bildirmelisin diyorum. Çünkü o danışanımla zaten muhabbetimiz devam ediyor. Öyle analizi yaptıktan sonra ya da öğrencilerimle sohbetimiz bitmiyor. Ben iki sene önceki öğrencim bile hala bana mesaj atar Mukaddes. Öyle bir şeyimiz var çünkü bu iletişim daimi olmalı yani, öyle söyleyeyim. Sonrasında kişi ismi seçiyor ve bana bildiriyor. Ve ben o ismi tekrardan bir analizini açıyorum. Tasarımla uygun mu değil mi diye bakıyorum. Eğer uygun değilse neden uygun olmadığını da anlatıyorum. İşte örnek veriyorum. Bu isim senin hayatında henüz deneyimlemediğin bir enerjiyi barındırıyor. Deneyimlemediğin için de bu enerji sana ağır gelecek deyip başka bir isim seçmeye yönlendiriyorum. Geçenlerde bir tane danışanım mesaj attı. Vedat Bey dedi 5 ay sürdü dedi benim isim seçme serüvenim. Sonunda dedi galiba sizin uygun diyebileceğiniz enerjiyle alakalı bir isim buldum dedi. Ve hakikaten de uygundu yani tasarımla. Bu yüzden kolay değil bu işler. Yani benden hizmet alsanız bile isim seçmek bazen hadiye olabilir. Evet, direkt tasarımınıza uygun bir isim seçmiş olabilirsiniz. Ama bazen bu süreç uzayabilir. İşte bu dediğim kişide olduğu gibi. Şimdi şöyle bir nefesleneyim. Devam edelim. Bir de isimlerde şey diyorlar yani örnek vereyim. Mukaddes, kutsal demek. Yani ben mukaddes esmasına gelmek için inanılmaz tam tersi nedir kutsalın? Böyle ne bileyim adidir, basittir, belki aşağılıktır, belki bilemiyorum nedir yani. Onları deneyimleyerek geliyorsun buraya ve şey galiba orayı bulduğunda öyle anlatırlar isim şeyleri uzmanları. Yani mukaddes idrakına gelmek için diğer negatif olan, karanlık olanları gelerek buraya geliyorsun, tekamül ediyorsun. Orada boyut atlıyorsun. Yani ben kendimden de biliyorum. Hani mukaddes... Yani empatiyi öğrenmek için önce aşırı sevgili olacaksın. Önce karanlığı deneyimleyeceksin. Yani. Bencilik değil ama yani basitlik, yani sıradanlık, negatif. Yani bunları deneyerek geldim ben buraya. Yani. Ne anlamı ifade ediyorum? Ben değerli miyim? Evet. Bir de takdir edilme duygusu. Çünkü isim çok önemli. İsim çok önemli. Yani ismini hak etmek için en şeyini yaşıyorsun. En kötüsünü yaşıyorsun. Böyle yani. Böyle. Yani mesela Seda Ses mesela o bütün suskunluğu yaşıyorsun. Bütün hani ağzını açmamayı yaşıyorsun. Yani tam tersini bir ben öyle biliyorum. Doğru mu? Öyle. Bak mesela 3. çakrayla alakalı bu anlattığın şey, kişi önce kendini bile ifade edemiyor. Kendini ifade etmede o kelimelerin dansı dediğimiz yerde büyük bir sıkıntı yaşıyor. Bir yerde bazen egoist oluyor, egoya düşüyor. Bazen kendi yetersizliğini, ben dünyada ne anlam ifade ediyorum sorusunda ben yetemiyorum. Hiçbir şeye yetemiyorum. Bu duyguları deneyimledikten sonra zaten pozitif kısma geçebiliyorsun. İnsanlar, yani bir insan olarak zaten biz bu enerjiyi dönüştürmeye geldik Mukaddes. Yani bu dünyaya gelirken bakın Türkiye Cumhuriyeti üzerinden örnek vermiştim. İlk yayında konuşmuştuk bunu, hatırlıyor musun? Evet. Demiştim ki, Türkiye Cumhuriyeti'nin 6. çakrası boştur. Yani boş dediğimiz herhangi bir harf desteği yok. Ve Türkiye'ye bedenlenenler 6. çakrası karmik boş olanlar bedenlenir ki bu Türkiye'nin bu enerjisini değiştirebilsin. 6 nedir? Aşk, sevgi, aile, yuva, anne baba olma bilinci yani ebeveynlik bilinci. Bu bilinçlerdir. Ve Türkiye'deki %70 insanların %70 oranı bu enerjileri negatif yönde çalıştırarak öğreniyorlar. Ne yapıyorlar? Aşk konusunda, aile konusunda büyük sınanmalar yaşıyorlar. Bu sınanmalar ne oluyor? Türkiye Cumhuriyeti'nin enerjisini değiştiriyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin 6. çakrasını aktive etmeye başlıyor. Çünkü biz ne yapıyoruz? Biz de 6'yı aktive ediyoruz. Yani negatifi deneyimlemeden pozitife geçmek mümkün değildir. O yüzden bütünsel olarak bakmanız, özümsemeniz gerekli. Anın mükemmelliğini, mükemmelliyetçiliğini görmeniz lazım. Her şey olması gerektiği gibi. Bunu fark ettiğinizde, bu idrak seviyesine ulaşmaya başladığınızda, yani kendi adımı söyleyeyim, muazzam keyifli oluyor. Evet, yine üzülüyorsunuz, evet yine canınız yanıyor. Ama artık şunu şöyle demeye başlıyorsunuz. Benim bu üzüntüden, bu acıdan öğreneceğim ne? Daha az acı veriyor. Mutluluk daha fazla keyif verirken acı daha az acı veriyor. Diyerekten bu kısmı kapatıyorum. Şimdi özel enerjileri de bu şekilde anlatmış olalım. Evet, özel ruhlar, özel enerjiler varlar. Tarih boyunca vardılar. Ama ben özelim ya da benim çocuğum özel olmalı bilinciyle yaklaştığınızda ve aslında siz ya da çocuğunuz o enerjiyi kaldırabilecek bir noktada değilseniz, tabii ki de bu enerji size ağır gelecektir ve bayağı bir olumsuz deneyimler yaşamaya başlayacaksınızdır. Sonrasında analizin bu kısmına kadar okeyiz. Bu kısımdan sonra başlıyoruz artık kişilik kısmına. Şimdi kişilik rakamlarını ben birazdan anlatacağım ama kişilik kısmı aslında kısa süren bir şey değildir. Ben burada birazcık spesifik bilgiler vermeye çalışacağım. Şimdi burada varoluş amacınız da vardır. Karmanızı dönüştüreceğiniz en büyük sınavınız da vardır. Kişilik kendinizi dışarıya yansıtma şeklinizdir. Yani dışarıya, dünyayı nasıl gördüğünüz o gözlüklerdir. Ama bir de kendi ruhunuzu nasıl gördüğünüz var. Hitabetiniz var, sesiniz var, konuşmanız var. Bunların hepsi analizlerde detaylıca anlattığım şeyler. Ben ise bugün hem bir etkinlik olması için hem de numerolojiyle alakalı böyle küçük bir bilgi, farkındalık adı altında bir şey vermek için böyle bir etkinlik yapayım dedim. Şimdi bu etkinlikte özellikle şunu belirtmek istiyorum. Şimdi bir analizde yaparken ben doğum tarihinin tamamını ayrı ayrı, isimdeki harflerin ayrı ayrı ve sonrasında tamamına ve en sonunda bütünsel dengesine bakarak bir sentez halinde analiz yaparım. Kişiye bütün bilgileri her açıdan veririm. Her açıdan veririm ki kendini rahatlıkla keşfedebilsin burada. Şimdi benim anlatacağım bu bilgi ise sadece o bütünün küçük bir parçasıdır. Ve bu parça %70 oranında doğru çıkan bir bilgidir. Ama %30 oranında sizi yansıtmayabilir. Peki neden yansıtmaz? Çünkü aslında baktığında Mukaddes, örnek veriyorum, senin kişilik rakamın bilmem nedir ve senin yaşayacağın işte mesela senin kişiliğini yansıtan kavramları ben sana anlattığımda işte sen ruhsallığı derin yaşayan, işte ama insanlara karşı mesafeli, soğuk bir insansındır. Yavaş yavaş açılırsın. İnsanlar seninle tanışmaya böyle hemen girişemez, çekinirler diye anlatabilirim. Sen dersin ki hayır, bunlar beni yansıtmıyor. Ben işte böyle biri değilim diyebilirsin. Bunun temel sebebi aslında doğum tarihindeki diğer rakamların incelenmemiş, aynı zamanda isminden gelen takviyelere bakılmamış olması. Hı. Mesela örnek vereyim. Sen 3. çakradan çok yüksek bir enerji almışsındır. 5'ten çok yüksek bir enerji almışsındır. Bunlar zaten canlılık enerjisidir. Neşeli, girişken, sıcakkanlı insanları gösterir. Şimdi oradaki enerji senin kişilik rakamından ağır basar. Orayı üste çıkarır. Bu sebeple de kişilikle alakalı anlattığım bu rakamlar tabii ki de seni yansıtmayabilir yani bu noktada. O yüzden %70, bu benim %70'lik oranım, kendi analizlerimde gördüğüm, bazen insanlar yansıtıyor, bazen yansıtmıyor, yansıtmamasının sebepleri de bunlar. O yüzden verdiğim bilgiler direkt size salt bilgi değildir diyerek altını çizmek istiyorum. Oh, şimdi bir su içeyim, başlayalım. Şişen çok güzelmiş. Evet. Teşekkür ederim. Biraz büyük aldım. Mukaddes, burada alışamadığım tek şey sıcağın ağzımı kurutması. Yani terlemeye alıştım. Şimdi senle yakınız artık. Terlemeye alıştım, sıcağa alıştım. Yok, 2 cümle konuşuyorum. Direkt ağzım kupkuru. Çok sıcaksın ama çok güzel bir yerdesin. Çok köyceğiz. Kesinlikle. Çok doğayla bütünleşebildiğim bir yerde. Gölü görüyor musun? Gölü. Tabii görün. Direkt hatta sana fotoğraf atarım. Gölü tamamen görüyorum onu. Wow, yayından sonra fotoğraf. Çok şansa geldim yani ben bu eve. Gerçekten herhalde evleneceğim diye yani her ikimize de bir şans oldu bu. Allah muazzam bir yer ve ucuz bir yer. Manevi yardım eder yani çok. Aynen öyle. Öyle. Yani muazzam bir enerjisi var. Şöyle söyleyeyim, burada şöyle garip olaylarla karşılaştım. Tabii çok onure etti ama çok da şaşırdım bir yandan. İşte ne bileyim, bir mağazaya giriyorum, bir şey alıyorum. Vedat Bey, Diyorum ki buyurun. Şimdi ben tanımıyorum. Instagram'dan takip ediyorum ben falan diyenler oldu böyle. Ya çok mutlu oldum. Burada beni gerçekten de tanıyorlardır onlar. Tabii canım, zaten senden tanıyorlar. Yani kişilerle konuştuk, sohbet ettik. Onlarla dedim ki yani 3 Ağustos'ta nikahım var dedim. Nikahtan sonra geleceğim. Artık bir Muğla buluşması yapacağız. Bodrum, Fethiye, Köyceğiz. Hani oturalım. Hem de bir orman var burada. Sığlı Ormanı. Bayağı da güzel bir yer. Hem burada da bir etkinlik yapalım. Ormanı temizleyelim. Çünkü çok fazla işte alkol şişesiydi, çer çöptü, gençlerin takıldığı çok fazla şey var. Yani böyle hem bir buluşma hem de bir etkinlik yapacağız. İnsanlarla tanışalım, birleşelim diye. Yüz yüze görüşmek çünkü gerçekten çok farklı oluyor. Bakalım belki o zaman sen de aramızda olursun diye düşünüyorum. İnşallah. Ya da en kötü otururum, bir kahveye gelirim ben sana. Daha güzel olur. İnşallah. Tabii tabii yani. Akyaka'dan taşındım. Aynen aynen. Yakınım zaten. Şimdi evet geliyoruz kişilik rakamımıza. Kişilik rakamımızın hesaplanması çok basit bir metot. Burada kişilik rakamını hesaplarken isim soy ismi ekarte ediyoruz tamamen ve doğum tarihimizden de yıl ve ayı tamamen ihmal ediyoruz. Sadece gün. Bakın hani numerolojideki tek bir rakamın hayatınızdaki titreşimini size anlatmak için yapıyorum bunu. Sadece gündeki titreşim bile hayatınızda o kadar etkili ki karakterinizin ana hatlarını oluşturuyor bu rakam. Ve yüksek bir şekilde titreşiyor. Özellikle hayatınızın ilk 9 yılında kişiliğinizi oluşturuyor ve sonrasında hayatınızın tüm döneminde de bu rakam aktif bir şekilde kendini hissettiriyor. Peki nasıl hesaplanıyor kişilik rakamı? 1'den 9'a kadar olan rakamlar aslında. 9 farklı kişilik rakamı vardır. Hesaplanma metodu çok basit. Eğer doğduğunuz gün 1'den 9'a kadarsa zaten herhangi bir hesaplama metodu yok. 5'inde doğduysan kişilik rakamın 5'tir. 7'sinde doğduysan kişilik rakamın 7'dir. Gelelim çift haneli sayılarda doğduysanız 10'unda, 20'sinde, 25'inde. Tek haneli sayıya indirgiyorsunuz arkadaşlar. Nasıl indirgiyorsunuz? 25'inde mi doğdun? 2 artı 5'ten 7. Bakın bu kadar basit. 10'unda mı doğdun? 1 artı 0'dan 1. 20'sinde mi doğdun? 2 artı 0'dan 2. Yani senin kişilik rakamın 2. Kişilik rakamlarında sadece doğduğumuz güne mi bakacağız? Sadece doğduğumuz güne. Çünkü başkalarına bakamayız. Şu anda kişiye özel analiz yapmadığımız için. Hayır, diğerleri de önemli mi? Diğerleri tabii ki de önemli. Ama burada hani en başta anlattım ya. Eğer bu bilgi, bu rakam, yani rakamla alakalı birazdan 9 rakamı da tek tek anlatacağım. Eğer bu rakam seni yansıtmıyorsa bil ki isminden gelen daha büyük bir güç ya da doğum tarihinin diğer rakamlarından oluşan daha büyük bir titreşim vardır. Ama %70 hatta genel olarak söyleyeyim %80 oranında vereceğim bilgiler doğru çıkar yani. Şimdi bir burada soru sorabilir miyim? Tabii. Şimdi sadece doğduğu gün bile %70 karakteri yansıtacak diyorsun. Diğer yıl ve ay da buna eklendiğinde yani atıyorum hepsini topladın 7 yapıyor. O 7 de etkili mi? Yani o daha etkili değil mi? O aslında senin yaşam yolunda varacağın yol. Genelde kader numarası diye söylerler. Ama kişilikle alakası yok. Pardon. Kişilik için sadece doğduğun güne bakıyorsun. Evet. Kişilik rakamı yani bu dışarıya yansıttığın kişilik dediğim gibi %70-80 oranında bu bilgi doğru çıkar. %20'ında da işte dediğim gibi dondum. Geliyor mu sesim? Özür dilerim. Telefonla arandım da onun için. Tamam, sıkıntı yok. Duyuyorsunuz bildiğinizi, sıkıntı yok. Tamamdır. Şimdi bir rakamıyla başlayalım. Bu arada şunu da belirteyim. Hesapladınız. Şöyle bir hesaplama metodu var. 19'u 2 kere sadeleştirmeniz gerekir. Neden? 19'da 1 artı 9 eşittir kaç eder? 10 eder. Yine çift tanelik sayı çıktı. 10. O zaman tekrar sadeleştireceğiz. 1 artı 0'dan 1 gelecek. Yani tek haneli sayı gelene kadar sadeleştirmeniz lazım. Evet 15'i sadeleştirince direkt 6 geliyor. İşte 23'ü sadeleştirince direkt 5 geliyor. 11'i sadeleştirince direkt 2 geliyor. Ama bazen 2 kere sadeleştirmek gerekebilir. Şimdi ilk olarak bir rakamıyla bir başlayalım. Eğer kişilik rakamınız 1 ise yani ya ayın 1'inde ya ayın 10'unda ya 19'unda ya da 28'inde doğduysanız eğer. Bu bir rakamı aslında dışa dönük lider bir kişiliği temsil eder. Bu kişiler genelde olayların en önünde. İşte bir şirkette çalışıyorsa en yüksekte, ailede en baskın, ilişkide masaya yumruğunu vuran, işte kendi istekleri doğrultusunda o ilişkiyi yönetmeye çalışan kişilerdir. Liderlik ruhu çok ön plandadır, eril enerjiyle çalışırlar ve şunu net bir şekilde söyleyebilirim ki liderlik ruhu olanlarda da onaylanma ihtiyacı ve takdir edilme duygusu da çok yoğun bir şekilde titreşir. Yani evet ben bir iş yapıyorum, sana liderlik ediyorum ama bu liderliğin karşılığı olarak bu kişiler takdir edilmek de isterler. Takdir edilmediklerinde işte birazcık agresifleşebilirler. Yüzlerini asarlar, sertleşirler, yüksek sesle konuşurlar gibi. Şimdi bir rakamıyla alakalı bir hayatın özünün başladığı ilk noktadır. Yani dünyaya köklenmedir. Bu sebeple yaratıcılık enerjisiyle doğrudan bağlantıdadır bu kişiler. Ve yaratıcılık enerjisinin herhangi bir şekilde kendileri veya başkaları tarafından engellenmediği sürece üzerlerinden akıp gitmeye programlanır. Yani yaratıcı düşünceler, yeni bir şeye başlama, yenilikler hep bir enerjisiyle çalışan kişilerdir. Bu kişileri mesela şeyde çok mutsuz görürsün Mukaddes. Arka planda bir iş yaparken yok illa en önde olacaklar. Lider olacaklar. O işi o yönetecek. Yani tek başına çalışır. Ekip çalışmasında da ya o ekibin lideri olacak ya da işte sızlanıp duracak kişilerdir. Gelelim iki rakamına. Artık her rakam için tarihleri söylemin. Hesaplama metodu basit. Sadeleştirdiniz. Diyelim ki kişilik rakamınız 2 geldi. 2 de 1'in tam tersidir. 2 nedir? 2 bir alma enerjisi iken 2 verme enerjisidir. Yani kişinin anaçlık, duygusal taraflarını ortaya çıkarır. Kişi sahiplenme duygusuyla ilişkilere çok önemli. İlişkiler çok önemlidir onlar için. İkilerin enerjisi eğer bu enerjiyi engellemezlerse empati kurma kapasiteleri çok yüksektir. Yani olayların her iki yönünü de çok iyi bir şekilde düşünebilirler. Bu kapasiteye sahiptirler. Tabii kullanıp kullanamamaları her söylediğim cümle için geçerli bu. Her rakam için de geçerli. Bu rakamların bir aktifleştirilmesinin de gerekliliği vardır. İşte 2 rakamıyla alakalı şunu söyleyebilirim. Bir mahkeme düşünün. Mahkemede hem davalıyı hem de davacıyı temsil edebilir, haklarını savunabilir, jüriyi her iki konuda da ikna edebilirler. Empati kurma kapasiteleri bu kadar yüksektir bu kişilerin. Kapasiteyi açığa çıkarmaları lazım. Su elementini temsil eder 2. çakra. Bu yüzden su elementinin yönetimindedir. Ay en büyük kaynakları olduğu için dolunaylarda, yeni aylarda, şunlarda bunlarda biraz dikkat etmeleri gerekli. Neden? Çünkü düşün bu çakranın en büyük kaynağı ay. Aydaki herhangi bir değişim onların ruhsallığında da işte ne bileyim baş ağrısından, moral bozukluğuna hani yeni ayda ve dolunaylarda çok fazla yaşıyoruz ya bunları. Aslında 2 enerjisine sahip, 2 rakamına sahip kişiler bunu diğer insanlardan çok daha fazla yaşarlar. Migren ağrıları bastırır, böyle ruhsal bunalımlara girerler yani yeni ay dolunay zamanlarında. Orada işte birazcık ayın döngülerine göre yaşamayı öğrenmeliler. Su yönetiminde oldukları için duygusallığa, kararsızlığa çok eğilimlidirler. Bu yüzden birazcık kendilerini düşünmeleri gerekir. Anaçlık duygusunu biraz yan plana bırakıp kendi kararlarını, kendi duygularını ben şunu istiyorum diyebilmeyi de ön plana koymaları gerekir. Şimdi gelelim 3 rakamına. Bir soru sormak istiyorum ama şimdi. Tabii ki. Soracaklardır bunu. Şimdi ayın 2'sinde doğanla ayın 11'inde doğan oradaki 1 ile 2'nin birbirinden hiç mi farkı yok? Kişilik rakamında farkı yok. Şimdi Mukaddes. Yok. Tamam tabii. Tamam anladım. Söyle. Başka şeylerde farklı. Tamam, doğum anladım. Tarihinden 10 tane belki de 15 tane farklı benim kendi analizlerimde tamam, yaptığım çalışmalar var. Burada önemli değil ama tabii ki de başka yerde önemli değil. Kişilikte önemli değil. Evet. Burada anlattığım zaten yani şöyle söyleyeyim analizin %5'i. Herhangi bir numeroloji yani iyi bir numerolog için söyleme eğer iyi bir numerologsa işinin ehli ise o da bu kısmı %10, %5 falan anlatıyordur bir analizde. Tamam. Yani çok kısa bir yerini anlatıyorum öyle söyleyeyim. Tamam. Şimdi gelelim 3 rakamına. Eğer kişilik rakamınız 3 ise nasıl bir kişiliğe sahipsiniz? Burada 2 tane ihtimali var. İki ihtimalin sebebi de 3 enerjisinin 2 farklı çeşitte de çalışabilmesi. Ya güçlü askeri tarza sahip bir kişisindir ama tam böyle askerden bahsediyorum. Hani altında çalışmak istemezsin bu kişilerin. O kadar böyle her şey düzenlidir, disiplinlidir ki yani. Seni şey yapar böyle hani canından bezdirir. Kendi hayatında da öyledir. Tamamen askeri disipline, tarza sahip bir insandır. Ciddi bir insandır. Yanına kolay kolay yaklaşamazsın. Ama bir de tam tersi var. Aşırı eğlenceli, aşırı keyifli, çok çabuk anlaşabileceğin sıcakkanlıdır. 2 farklı enerjide de çalışanı çok sıklıkla görüyorum. Analizlerimde de görüyorum. Kendi sosyal hayatımda da var böyle kişiler. Özellikle bu enerjiyle yani eğlence enerjisiyle çalışan kişiler hayvanlara çok düşkün olurlar. Çünkü 3 rakamı aynı zamanda hayvanseverliği temsil eder. Ama hayvanseverlikten kastım şu. Herhangi bir insan sokaktaki kedi köpeği severken bu insanlar bütün dünyadaki hayvanlara sevgi ve merhamet duyarlar. Yani temel sebebi budur aslında. Sen de 3'le çalışan bir insansın. Bunu unutma. Yani kişilik rakamın 3 değil ama başka yönlerden 3'le çalışan bir insansın. Şimdi gelelim 4'e. 3'ün tam tersi. Aslında bu eğlenceden bahsederken 4'te şundan bahsetmemiz lazım. Tam ağırbaşlılıktan. Doğruluk, dürüstlük, toplumsal geleneklere bağlı olma, gelenek göreneklere işte saygıda kusur etmeme, hakikate sadık olmaktan bahsederiz 4 enerjisi için. Bu kişiler samimiyetsizlikten, sahtelikten asla hoşlanmazlar. Geleneklere bağlı oldukları için birazcık sabit fikirleridirler. Genel kavramlara çok çabuk inanabilme eğilimindedirler. İşte bu sabit fikirlilikte genelde devamında inatçılığı getirir. Bunlar birazcık negatif enerjilerdir. Eğer aktifse 4 enerjisiyle çalışan bir kişiyseniz ve işte inatçılık, sabit fikirlilik, sabırsızlık özellikle çok aktifse bilin ki orada dönüştürmeniz gereken bir enerji vardır. Şimdi geliyorum en sevdiğim rakama. Neden en sevdiğim rakam? Çünkü ben bu rakamla çalışıyorum. 5 enerjisi eğer kişilik rakamınız 5 ise 1. Çok aktif bir zihne sahipsinizdir. Negatif ya da pozitif. Zihin asla durmaz. Her ihtimale, her analiz yani anlatabildim mi? Her şeyi analiz edersin. Bu kişilerin yani benim gibi kişilerin öyle söyleyeyim zihinden kalbe inmesi gereklidir. Yani her şeye mantık diyerek bakmaması gereklidir. Kalbinin de sesini dinlemesi gereken kişilerdir. Çünkü 5 enerjisi daha çok astralle ilgili olduğundan her şey mantıksal yaklaşır. Kalbi çok fazla dinlemez. Zihninin dediğini daha çok dinler. Bu kişiler yeni yerler, yeni insanlar, yeni kültürler, daha yeni ne olabilir sorusuyla yaşayıp dururlar. Onlar için gezmek, tozmak en iyi enerjidir. Çünkü 5 dışarıya çıktıkça özgürleşen, dışarıya çıktıkça ortaya çıkan bir enerjidir. Hata aramada ve eleştirmede çok ustadırlar söyleyeyim. Bu enerjiyi de işte pozitif anlamda kullanmaları gereklidir. Negatif anlamda bir titreşimde eleştiri yapmak, yıkıcı bir eleştiri karşı tarafı kendinize düşman etmenize sebep olacaktır. Bunu da unutmamalısınız. Ben de bu deneyimleri yaşayıp belli bir kısmını dönüştürmüş ama belli kısmını dönüştürememiş kişiyim. Özellikle 5 ile alakalı şunu söyleyeyim. Her şeye başlayıp yarıda bırakan insanlar. Onu da yapayım, bunu da yapayım. Aa orada ne varmış, aa burada ne varmış diye ama her şeyi yarıda bırakan birçok konuda sadece yüzeysel bilgi edinip çünkü o kadar fazla bilgi edinmeye çalışıyor ki hiçbir alanda uzmanlaşmıyor. Her alanda sadece yüzeysellikle kalıyor. İşte burada bilgide derinleşmek, yüzeyselliği bırakıp başladığı işi bitirmeye devam etmek gereklidir. Yani zihinden kalbe, 5. çakradan 4. çakraya, 5 rakamından 4 rakamına inebilmektir. Burada asıl marifet hatta en zorudur yani öyle söyleyeyim. Şimdi gelelim kişilik rakamı 6 olanlar. Ya bu kişileri direkt anlarsın Mukaddes. Gerçekten anlarsın. Bir ortama girdiğinde kadın veya erkek sana en karizmatik gelen, işte ne bileyim en sevgi dolu insan, en ince, en zarif insan kimse yani yüksek ihtimalle %100 demiyoruz. Belki de kendisi 6. çakrasından farklı titreşiyordur da 6 insanıdır. 6'ların gerçekten muazzam bir karizmaları vardır. Yani o karizmaları auralarından dışarı taşar. Öyle söyleyeyim. Çok çekicidirler. İlgi odağı olurlar bir ortama girdiklerinde. sevilirler. Yani herkes tarafından sevilen kişiler vardır böyle. Bilirsin onları. Yani sevmeyeni yoktur derler böyle. İşte bunlar daha çok altı insanlarını temsil eder. Yani ya dediğim gibi doğum gününden ya da başka yerden de olabilir ama biz burada doğum günü kısmını işlediğimiz için doğum günü üzerinden söylüyorum. 6 rakamı uyum ve dengeyi temsil ettiğinden ve bu uyum ve denge kendiliğinden oluşmadığından dolayı eğer dengeyi oluşturamadılar diyelim, olumsuzluğa düştüler. Mükemmelliyetçilik zaten en başta ortaya çıkacak kavramdır. 6 enerjisi eşittir mükemmelliyetçilik. Mükemmelliyetçilik devamında despotluğu getirir. Buralarda bu negatif enerjilerde ısrarcı olduklarında da korku, evham, endişe, vesvese yani kendi kendini tüketen enerjilere teslim olurlar. Kendi kendilerini yiyip bitirirler. Mükemmelliyetçilikten hareket edemezler. Hani o işi mükemmel yapayım derken hiç yapmazlar, yapamazlar. O da olsun bu da olsun derken bakmışlar zaten yapamamışlar. Bu enerjiyi de yani negatifi evet böyle ama pozitif de muazzamdır. Çekicilik konusunda çok rahat anlayabileceğiniz sevgi bilinci anlamında söylüyorum bunu. Hani oradaki çekicilik aslında şundan geliyor. Türkiye'de diyordum yani %70'i 6. çakrası karmik borçludur. Çünkü sevgi bilinci yok. Sende olmayanı gördüğünde haliyle sana çok çekici geliyor bu enerji. Şimdi gelelim 7 rakamına. Evet Mukaddes galiba sendeyiz. Burak 25'inde doğmuşsun değil mi? Yanlış bilmiyorum. Ben de 7'yim evet. 7. Evet 7 rakamı. 7 rakamı en başta ruhsallıkla başlar. Ruhsal deneyim, ruhsal yani zaten 7. çakra ruhumuzu temsil eden bir çakradır. 7 rakamıyla alakalı bu arada tamam 23.11'miş. Bir an saati 23.31 gördüm. Yok merak etme yok. Ben tamam. Sana söylerim yani 2 saat. 7 rakamı ruhsal yani 7. çakra. Korkma. Evet. Ben tamam. De bende saat. Tamam o zaman hiç bakmıyorum. 7. çakra ruhsallığı temsil eder diyoruz. Niye? Çünkü 7 rakamı ruhu temsil ediyor. Ve yani 7 rakamı evrende en güçlü titreşen rakamlardan biridir. Neden? Ruhsallığı yani yukarıyı aşağıdan değil bedenden artık dışarı çıkmaya başlıyorsun. Ruhunu temsil ediyor. O yüzden yukarıyı temsil ettiği için aslında en güçlü titreşen ama aynı zamanda insanı yani negatifleri de bir o kadar güçlü olan, insanı çok farklı yollara itebilen bir enerjidir. Bir bu kişiler araştırma, şüphe, analiz etme yani 5. çakradaki analizden bahsetmiyorum. Burada direkt olarak bir şeyleri analiz etme dürtüsünden bahsediyorum. Nedir bu analiz etme? Nedir bu şüphe? Varoluştan başlar. Varoluşu sorgularlar. Teorileri, kökenleri, insanlığın kökeni, dinlerin kökeni, onun kökeni bunu her şeyi araştırmak, bilmek 7 rakamının titreştiği bir yerdir. 7 rakamıyla alakalı işte yayın yani bu kısmın başında söylemiştim yani. Bu kişiler ruhsallığı derin yaşadığından insanlara karşı en başta mesafelidirler. Hemen böyle cana yakın olamazsın. Bu kişileri soğuk insan olarak algılarız biz. Ama aslında yaklaştığımızda kişi kendi içimize gösterdiğinde işte o zaman bu kişileri keşfederiz. Bunun negatifinde de işte şöyle söyleyeyim şizofreni en başta gelir. Çünkü ne dediğim yeriyle alakalı şüpheyi getirir yanına. Ama bu şüphe fazla bir şekilde titreştiğinde işte paranoid kişilik bozukluğu, şizofreni gibi zihinsel hastalıklar çok aktif bir şekilde ortaya çıkabiliyor. Geliyoruz 8 rakamına. Delilikle delilik gibi filan. Az bir çizgi var diyorsun arada. Evet. Gerçekten çok ince bir çizgi var ya. Yani bunu şöyle söyleyeyim 7 rakamının negatif bir şekilde titreşen çok fazla insan tanıdığım için söylüyorum. O kadar ince bir çizgi var ki pozitifte mi negatifte mi titreşeceğine çok iyi dikkat etmek lazım. Gelelim 8 rakamına. Şimdi 8 rakamı daha doğrusu 8. çakra maddenin dışında koğuşlanan ilk noktadır. Aurayı temsil eder. Bu sebeple de maddeye hakimiyeti temsil eder. Bu ne demektir? Şu demektir. Güç, otorite. Aslında en çok bu kavramların yaşandığı yerdir. 8 rakamı işte yapılardan, güçlü olmaktan, otoriteden beslenen bir enerjidir. Kişilik rakamı 8 olanlar yani dünyanın tepesine çıkmak ya da dünyanın en altında ezilmek isterler. Dünyanın tepesine çıkmak isteyenler de genelde şu sorunla karşılaşırlar. Kaldıramayacakları kadar yüksek sorumlulukları kaldırmaya çalışırlar. Ailesinin yükünü kaldırmaya çalışır. Annesinin, babasının, sevgilisinin, kocasının, arkaya her şeyin yükünü onlar kaldırmaya çalışır. Niye? Çünkü çok güçlüdürler. güç, otorite onlardadır diye düşünürler ama burada birazcık dengeli davranmaları lazım. Ve aynı zamanda bu gücü elde ettiklerinde de bu gücü adaletli dağıtmakla yükümlüdürler bu kişiler. Özellikle siyaseti çok görürüz 8 rakamını. Yani ya kişilik rakamı ya da 8. çakrayı burada çok güçlü bir şekilde görebiliriz. Hani titreştiğini, çünkü siyaseti de temsil ediyor. Ama burada altını çizerek çok ama çok önemli belirtmek istediğim 8 rakamıyla titreşen, hatta bunu herkese de söyleyebilirim ama en çok 8'ler için söylüyorum. 8 aslında bu güç, kudret, otorite, bolluk, bereket dediğimiz yer auramıza aldığımız yaşam enerjisidir. Yani biz nefes aldığımızda içimize nefes çekmiyoruz. İçimize bu çi dediğimiz yaşam enerjisini çekiyoruz. Bu sebeple de yaşam enerjisini öğrenmeniz gerçekten özünüzde bolluk, bereketin sadece maddi anlamda değil manevi anlamda ne olduğunu öğrenmeniz için tasavvuf öğretilerini okumanız, özümsemeniz gereklidir. İşte gücün ne olduğunu, bolluk bereketi tam anlamıyla o zaman idrak etmeye başlarsınız. Geliyorum son rakama. Sonrasında da artık birazcık sorulara cevap verebilirim. Çünkü çok fazla zaman kalmıyor sorular için. 9 rakamı şöyle söyleyeyim. Aslında 9 rakamı çok farklı açılardan inceleyeceğiz ama ilk pozitif kısmını söyleyeyim. Ruhsallığı temsil eder dedik ya 7. 9 da aslında kanallığı. Evrenine açılan kanallığımızı temsil eder. Ve 9 rakamıyla titreşen kişiler, nasıl diyeyim, böyle tarihin akışını değiştirmek için gelen kişilerdir. Çünkü bütünlük ve bilgeliği temsil ediyor 9. 9 rakamıyla titreşen kişilerin ruhsallığı, hatta belki direkt bu rakamdan dolayı bile şifacılığı olabilir. Ruhsallığı derken burada yani tarihteki olayların akışını değiştiren kişilerdir. Ama dünyevi konularda, maddi konularda kandırılmaya çok müsait kişilerdir. Çocuksu saflık vardır. Bazen bu böyle, artık nasıl söyleyeyim bunu, şimdi böyle uygun bir anlamda söylemeye çalışıyorum. İnsanlara o kadar fazla güven duyarlar ki bunlar. İnsanlar da o kadar fazla onların duygularını istismar eder ki, ama onların da öğrenmesi gereken enerji budur aslında. Bu duyguyu pozitif bir biçimde dışa vurmak için. Çok affedicidirler. Yani aldatıldıklarında bile affederler. Kişilik rakamı 9 olan kişiler. Birkaç kişiyi sevebilecek kadar da yüksek potansiyelleri vardır. Severler demiyorum yani. O kadar potansiyelleri vardır. Hele hele aşkları dillere destandır. Aşk acıları dillere destandır. Oy, oy. Yani böyle çığlık çığlığa bir şey gördüğünüzde o kişinin bir 9 olduğuna emin olabilirsiniz. Ama dediğim gibi kandırılmak, onaylanma ihtiyacı, aşırı duygusallık, aşırı vericilik de 9'un olumsuz tarafında tezahür eder. Bunları da en başta deneyimlerler. Sonra yavaş yavaş akıllanmaya başlarlar. Daha çok bunlar nasıldır biliyor musun? Vur kafasına al ekmeğini. En başta böyledirler. Sonra öğrenmeye başlarlar. 9 rakamının titreşimi şu ana kadar şöyle söyleyeyim. Bazı rakamların çakralardan dolayı bu kavramların değiştiğini gördüm ama 9'un daha hiç sektiğini görmedim mukaddes. Özellikle en büyük sınavlarını ilişkilerden yana verirler. Çünkü dönüştürecekleri enerji karşı cinsle alakalı enerjiler olduğu için, karşı cinste en çok ilişkide gördüğümüz için 9 rakamına sahip kişiler, yani kişilik rakamı 9 olanlar ilişkilerden yana bolca sınanma yaşayarak tekamül yolunda ilerlerler diyebilirim. Kişilik rakamlarımız bu kadar. 9'lar için bayağı bir üzüldüm. Evet. Evet. Sorular varsa canlar, soruları alalım lütfen. Şöyle ben de bir bakayım. Evet. Kişiye özel değil, bütünsel sorular sorarsanız şahane olur arkadaşlar. Zaten zamanımız çok kalmadı ve şunu da belirteyim. Şimdi burada herhangi birinize cevap verdiğimizde geriye kalan bütün herkese haksızlık olur. Evet. Soru gelmiş bir tane. Evet. 30'un 3'ü olmakla 33 olmak aynı şey mi? Hayır, aynı şey değil. Doğum tarihinden 33 olmakta herhangi bir anlam ifade etmiyor. Bahsettiğimiz 22-33'lerin isim numarasından hesaplandığını söyledik. 30'a 3 ile 33 farklı enerjilerdir. Ama ortak bir paydası vardır. Mesela nasıl bir ortak bir paydası vardır? Her iki ruh, kişilik de, ruhsal kişilik de 3. çakrayı çok yoğun bir şekilde yaşar. Hayatının her döneminde. Nasıl yaşar? Hayatının ilk döneminde 3'ü öğrenir. Nasıl öğrenir? Önce ya kendini bile ifade edemez ya da boş bir geveze olur. Lak 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 konuşur, ayaküstü konferans verir. Egoist bir insan olur, insanlara egoistçe yaklaşır, ego yapmaya çalışır insanlar üzerinde. Burada aslında 3'ü öğreniyor. Çünkü nerede? Şu an negatifinde. Sonrasında da 3'le alakalı 3'ü uzmanlıkla icra eder. Ne yapar? Hitabette uzmanlaşır. Mesela işte yayınlar yapar. Örnek veren, kendi üzerimizden örnek veriyor. Kitaplar yazabilir. Yani hitabet güçlenir. İlkinde 3'ü öğrenirken ikincisinde artık 3'ü uzmanlıkla idare edermiş. Sevgili canlar, çok soru. Doğum günü nüfus cüzdanında farklıysa hangisi diye bir yorum gördüm orada. Arkadaşlar, doğum tarihiniz kimlikte ne yazdığı hiç önemli değildir. Biz gerçek doğum tarihinizle ilgileniriz. Yani özünüzde olan tarihe bakarız. Evet, isim konusunda kimliği baz alıyoruz. Neden? Çünkü toplumsal kabul kimliktedir doğumlu isim konusunda. Kimlikte isminiz neyse bütün resmi yerlerde size bu şekilde hitap edilir. Ama doğum tarihi sizin ağzınızdan çıkan neyse odur yani enerjiniz. Gerçek doğum tarihiniz neyse enerjiniz orada titreşir. Kimlikte yazan isim mi önemli, şeydeki isim mi önemli, söylendiği isim mi önemli demişler. Her ikisi de önemli. Şöyle söyleyeyim, ben bunu çok sıklıkla analizlerimde görüyorum. Çoğunlukla şu var, o söylenen isim tasarımına başka bir yerden farklı etkiler sağlıyor. Bu yüzden ben yani bilmiyorum, emin olmadan sadece kendi deneyimlerimi aktarıyorum burada. Genellikle seslendirilen ismi kimliğe yazdırmalarını tavsiye ediyorum. Ama tabii ki de burada kişinin tasarımını detaylı bir şekilde incelenmeli. Çoğunluktan örnek. Şeye kafaları karışmış. 2-8-10 canlar, 0 atıyorsunuz 1, yani 1 artı 0 1. 2 kere toplama yapıyorsunuz. Mesela ayın 28'inde. Yine. Tamam, o zaman hemen bir daha anlatayım. Örnek veriyorum, ayın 28'inde doğdunuz. 2 artı 8'den eşittir 10 geldi. Hala çift haneli bir sayı. Tekrar sadeleştiriyoruz. 10'u 1 artı 0 rakamlarını yine topladık. 1 geldi. Bunun aynısı ayın 19'u içinde var. Zaten sadece bu ikisi için var. 19'da topladık rakamları. 1 artı 9'dan eşittir 10 oldu. Sadeleştirirsek tekrar 1 artı 0'dan 1 gelir. Yani ayın 19'da, ayın 28'de kişilik rakamı 1 olanlardır. Sezaryen doğumlarda bebeğin döngüsünü etkiliyor mu? Kaderini etkiliyor. Zaten ona göre de o ruh, o bedene ona göre gelmiş. Yani tekamül orada belli. Mesela şöyle söyleyeyim. Burada çevremde bazı kişiler var. Doğum tarihini belirlemeye çalışıyor çocuğun. Ve diyor ki işte doğum tarihi şu zamanda net yani diyor. Diyorum ki hani isimle alakalı çalışma yapmamı istiyor. Diyorum ki asla. Çocuk doğmadan isim analizi ya da herhangi bir isim vermek doğru değil. Çünkü önce bir doğum tarihini bir bilelim. Ona göre tasarımına uygun bir isim verelim. Sezaryenle gidersin, olmadık bir şey çıkar, bir gün sonra alınır, bir gün önce alınır, saati değişir. Yani sizin istediğiniz değil, onun gelmesi gereken anlaşması, kontratı neyse gelmesi gereken saat ve gün o gün olacaktır. Siz istediğiniz kadar uğraşın. Eğer o gün doğmayacaksa bir şekilde o engel karşısına çıkar yani. Birisi için geçtiğimiz yıl bana sordular, dediler ki nasıl bir şey, dedim ki bana sormayın, çocuğun kaderi. Ama dedim 9 Eylül, 9, sabah 9'da dedim olsun, seçebilirseniz. 9 enerjisi. Hoşum, çünkü 3, 6, 9 önemli şeyler, sayılar diye düşünüyorum ben. Doktor ortalığı yıkmış. Hadi tamam demiş, o gün olsun, şey olsun. Sabah demiş 8'de alacağız çünkü 9'da başka bir hastam var, doğum yapacak. Adam yolda küçük bir kaza yapıyor, düşünsene, gelemiyor. Yolda yani bir şeyler oluyor. Çocuk saat 9'da doğuyor. Yani ben de içime doğmuş gibi sanki yani. 9, çocuk 9'da doğuyor. Bakar mısın? Yani bir şey yani yok. Bunun şöyle bir örneğini de verelim mesela. Çok ilginç yani. Evet. İsim konusunda mesela bir anne geldi karşıma. Dedi ki Vedat Bey, dedi işte ben sizin YouTube videolarınızdan şuradan buradan biraz bilinçlendim. Çocuğuma da şöyle bir isim vermeye çalıştım diyor. Vermeye çalıştığı isim de çok yüksek bir enerji. Diyor ki veremedim dedi. Nasıl veremediniz dedim. Dedi ki bütün aile karşı çıktı o isimlere dedi. Hem benimkiler hem onunkiler. Kimliğe o isimleri yazdıramadım dedi. Yani bir şekilde müdahale oluyor. Ha bunun şu versiyonunu da biliyorum. Çocuğa o enerji ağır geliyor. 10 yaşında kendine başka bir isim takıyor. Gelmiş bana analiz yaptırıyor. Diyor ki ben 10 yaşında... annesine veya anneannesine rüyada söyler çocuk diyorlar, biliyor musun? Vallahi bu deneyimi açıkçası bilmiyorum ama ruhsal bir deneyim sonuçta. Doğrudur, olabilir. Rüyasında yani, söylüyorlar, evet. Bunu şöyle söyleyeyim, şu anki nişanlımın annesi bile yaşadı. Öyle söyleyeyim. Yani benim şu anda işte nişanlımın kardeşi, kız kardeşi bir kristal çocuk ve ismi, her iki ismi de rüyasında bilmem hangi peygamber tarafından iletişime geçirip verilmiş yani. Annesinin bana anlattıkları bunlar. Tabii ki bunları da görebiliyoruz ama bunlar ruhsal deneyimler ve ben bu deneyimler üzerinden tabii ki de analiz yapamam. Benim için analiz şudur. Eldeki veridir. İsim, soyisim, doğum tarihidir. Bunun üzerinden yaparım ama senin söylediğin deneyimleri çok fazla duydum, çok fazla gördüm yani. Evet var. Örnek 15 yaşına kadar isim farklı, şimdi ismi değişti diyor birisinin. Bunun etkisi ne duruyor? Yani 15 yaşına burası kadar... aslında kontrat değişikliği. İşte tam da bahsettiğimiz yani. Kişiye bir şekilde yanlış isim verilmiş. Ruhu bu ismi kabul etmiyor. Yani örnek veriyorum, ben şimdi gittim çocuğuma 33 ismi verdim. Numeroloğum. Biliyorum yani 33 enerjisine sahip isimler kombine zaten tek bir isimden oluşmuyor yani. Bir kombinasyondan oluşuyor. Şimdi biliyorum. Ben gittim çocuğuma 33 enerjisini verdim. Peygamber bilinci. Benim çocuğum 33 mi oluyor? Hayır. Bir şekilde tekamülünde o ismi geri alacaktır. İşte birini bırakacaktır. Bir şey olacaktır. Ona ya da işte bana gelen danışan gibi ben o ismi bir şekilde ya da koyamayacağım. Hani bir şeyler olacaktır. Ya da 10 yaşında 15 yaşında gidecek, ismini değiştirecek. Ben bu isimden nefret ediyorum diyecek. Yani bütünsel kimliği neyse ona er ya da geç kavuşacaktır. O kadar güzel sorular soruyorsunuz ki ama bu soruların cevabını daha önceki yayınlarımızda illaki verdik. Fakat yine de yani çok uzun çünkü evlendikten sonraki soy ismi. 2 yayında birden yaptık bunu değil mi? Evlendikten sonra soy isim yani, değişiyor. Tabii değişiyor, enerji değişiyor. Kaderiniz değişiyor gibi anlamında değil. Enerji değişiyor ama ne yönde değiştiğini tabii ki de bilemeyiz. Analizle bu öğrenilecek bir şey. Hani direkt şu yönde değişir diye bir şey yok. Çünkü harfler başka, her bir tasarım eşsiz başka. Yani size özel bir enerji var orada. Ne olduğunu ancak bir analizle öğrenebilirsiniz. Kendiniz de yapabilirsiniz bunu derinleşirseniz eğer. Kişiye yaşayan ya da yaşamayan akrabalarının, anneannenin, dedenin, babaannenin isimlerin verilmesi ya da ölmüş birinin isimlerinin verilmesi, önceki ölmüş kardeşinin isminin verilmesi ne anlama geliyor? Bunları yaptık. 3 cümleyle de burada bence anlatacağım. Şöyle ekstra bir örnekle anlatayım bunu. Madem bugün aile diziminden bu kadar bahsettik. Şöyle bir örnek üzerinden vereyim. Şimdi biz ismi tek başına enerjisiyle inceleriz. Ama ben şu deneyimleri çok fazla gördüm. Kişi geldi bana dedi ki ben anneannemin ismini aldım. Ben bu ismi kaldıramıyorum. Ben de bu ismin bütünsel olarak hem de doğum tarihiyle beraber dengesini analizde detaylıca anlattım. Sonra kişi dedi ki hocam ben ismimi değiştirmekten vazgeçtim. Ben bu ismi kabul ediyorum dedi. Burası birinci kısım. Bir de ikinci kısma gelelim. Almış anneannesinin, babaannesinin ismini. İsimden dolayı değil sadece ama burada ismin de etkisi var. Aile dizimine katılıyor. Orada aile diziminde atalarla çalışma yapılıyor. Bir bakıyor kişi anneannesinin enerjisini taşıyor ve bunu kaldıramıyor. Sadece ismin değişmesi burada yeterli olmuyor. İşte ben böyle durumlarda zaten aile dizimine yolluyorum. Çünkü bu ruhsal bir çalışma arkadaşlar. Numerolojiyle bilgi edinirsiniz. Yol gösteririm ben size neler yapabileceğinize dair. Ama numerolojiyle direkt ruhsal bir çalışma yapamazsınız. Zaten sizin ihtiyacınız olan bir ruhsal çalışma varsa, her zaman var olmuyor. Her danışanıma bunu söylemiyorum. Ve bu ruhsal çalışma örnek veriyorum. Aile dizimi ise ben bir hocayı da hiçbir zaman tavsiye etmem. Benim kendi YouTube kanalımda aile dizimi hocalarıyla yaptığım videolar var. Onları veririm. Gidin bakın ruhunuza hangisi hitap ediyorsa ona yönlenin derim. Ama bu atalarla alakalı annedir, babaannedir. Bunlar aile diziminde öğrenebileceğiniz ruhsal çalışmalardır. Evet. 29 geçiyor şu an. Bir sıkıntı olur mu? Olmaz. Bir soru daha alalım. Yok yok. Bir soru daha alalım sevgili canlar. Kişilik sayısının negatif yönlerini nasıl tolere edelim? Mesela bu da çok güzel. Bir tanesi de ben diyor ne yılımı biliyorum sadece. Ne ayımı biliyorum, ne günümü biliyorum. Burada yani çok zor. Yani burada ben sana herhangi bir çalışma yapamam. Ama tıpkı benim yaptığımı yapabilirsin. Eğer numerolojiye ilgi duyuyorsan, bu alanlara ilgi duyuyorsan benden veya herhangi bir hocadan ama hocayı da iyi araştır, ilmin sahibi yani hakkaniyetli bir hoca olsun. Gidip eğitim alabilirsin. Eğitim aldıktan sonra tıpkı benim gibi kendi doğum tarihini bulayım derken hani her türlü ihtimalle olasılığı değerlendirirken numerolojide bayağı bir uzmanlaşmış olursun. Öyle söyleyeyim. Ben çünkü en çok böyle uzmanlaştım. Yani doğum tarihin olmadan ne bir astroloji ne bir numeroloji analizi alamazsın. Kimse sana bu analizi yapamaz. Ama kendi kendini eğitim bilgisinden sonra keşfedebilirsin tabii ki de. 33 enerjisi çok mu zorlar demişler. Bunu demin anlattı ama canlar. Arkadaşlar 33'e çok fazla takılmayın. Aynen. Herkes yani 33'ü görmemişsinizdir. Ben size öyle söyleyeyim. Etrafınızda bir 33 olduğunu düşünüyorsanız %99 o kişi 33 değildir. Çok az. 33 çok az. Aynen. Milyonda bir diyoruz. O da en iyi ihtimalle yani milyonda bir. Hı-hı. Lemuria Akademi ile numeroloji eğitimi vereceğiz canlar. O da var programımızda ama Vedat da çok dolu. Evet, organize edemek. Yapacağız. İnşallah. Nikah falan. İşlemlerimiz var arkadaşlar. İnşallah ben de 3 Ağustos'ta evleniyorum. Nikah işlemleri bittikten sonra ben de birazcık hafifleyeceğim açıkçası. Zaten kendim bu ay eğitim programı açtım yani. Katılmak isteyenler DM'den benimle iletişime geçebilirler. Evlendikten sonra kızlık ismini kullanmak içimden geliyor. Ne yapmam lazım? Zaten onu bırakmamalılar. Onu söylemiştin sen. Bırakmamalılar. Analizlerin %99'unda ben kızlık soy isminizi alın diyorum. Çünkü özünüz bu. Yani evet bazen kızlık soy ismini bırakıp yerine evlilik soy ismini aldığında enerjinin değişmediğini görebiliyorum. Ama çok nadir. Çok nadir. %95 o ismi al diyorum yani. Kızlık soy ismi. Çünkü özün o. Sen dünyaya bu şekilde geldin. Yani onu kaybetmeleri çok sıkıntılı. Aslında şeyde birçok kültürde var bu. Kendi soyadıyla devam etmeli. Yani başka soyadını değiştirmemeli aslında. Aslında şöyle bir şey söyleyeyim Mukaddes. Atıyorum burada... Vedat Yılmaz şimdi nişanlısın, evleneceksin. Yılmaz'la kendi soyadıyla devam etmeli bence. Çocuklar Yılmaz olabilir. Yani çünkü orada tamamen etkilendiğini düşünüyorum ben de. Bir de boşananlar falan o sıkıntı tamamen zaten. Bunun şöyle bir pozitif yönü var. Her çakraya harf desteği getiremez kişiler. Mesela ekisinden bahsediyorum. Bana bir analiz yaptırdın. Sana dedim ki şu çakralara harf desteği alabilirsin. Hepsi için ben sana harf desteği önermem. Kozmik sistem belli çakralara harf desteği gelmesini kabul etmiyor zaten. Bu çakralardan sadece sınavla geçebilirsin ya da işte burada kadınların bir ayrıcalığı var. Ek isim alamıyorlar ama evlenecekleri insanların soy isimleriyle buraya bir destek sağlayabiliyorlar. Bu pozitif bir etkidir. Ama her şeyin dediğim gibi pozitif negatif var. Burada birazcık seçimler önemlidir. Hangi enerjiyi seçeceğiniz, hangi enerjiyle çalışacağınızı seçmeniz çok önemli. Bunun için de bilinç ve farkındalık. Yani bir de ama sen bir yayında şöyle söyledin. Dedim ki eşlerinin soyadını aldıklarında direkt onun tekamül o sınav sürecini de alıyor dedim. Doğru mudur? Oradaki akrabalar, oradaki geçmiş, oradaki atalar onları da alıyor dedim. Doğru mu hatırlıyorum? Yani enerjinin tamamını almaz ama artık tekamül değişiyor. Kontrat değişiyor. Yani yeni bir kontrat başlıyor. Ve bu kontratın içinde eski kontratta sadece benim aile bireylerim varken şimdi yepyeni bir ailem daha oluyor. Ve o ailenin de enerjileri tabii ki benim hayatımı etkiliyor. Yani çocuğumuzun üzerinde de etkisi olduğunu düşünürsek tabii ki benim üzerimde de etkisi vardır yani. Ama yani kendime bir kadın olarak düşünerek söyledim bunu isim olarak. Ama erkek olarak bile sen yine yeni bir enerji alanına giriyorsun. Yani evliliği o kadar basite almamak lazım. Evlilik iki hayatın değil, iki ruhun birleşmesi gibi bir şey bence. Benim bakış açım böyle yani. Evet, evet. Enteresan bir soru geldi. Hı hı. 30 yıl eşinin doğum soyadını kullanmış. 30 yıl sonra kendi soyadına geri dönmüş. Belli ki boşanmış. Buradaki durum nedir? Yani 30 sene sonra eski soyadına dönüş. Bunu bizzat yapan birisiyim. Öyle söyleyeyim. Annemi aldırdım. Şimdi numerolojiye başladım. Artık ismin önemini biliyorum. Her şeyi biliyorum. Ve orada da aslında bahsettiğimiz şey az önce bahsettiğimden farklı değil. Kişi kendi özüne geri dönmüş oluyor. Şimdi Mukaddes, burada önemli olan nokta şu. Kızlık soy isminde, örnek veriyorum, 6. çakranın titreşimi var. Ve sadece kızlık soy isminde var bu. Sen bu ismi bıraktığında aslında bu enerjinin titreşimini de bırakmış oluyorsun. Tabii bir anda bırakılmıyor. Yani bir ismin enerjisinin yerleşmesi, bu enerjiyi kullanman 7-10 yıl gibi bir süre oluyor. Ama bıraktığın bu isme enerjinin kaybolması da aynı sürede. Ama bu senin özünde titreşmiş. Buradan alacağını almış da olabilirsin. Ama zamanla bilinç farkındalığa varıp tekrardan hayatına dahil edip yeni bir enerji olarak da dönüştürmüş de olabilirsin. Orada kesinlikle bir kontrat değişikliği var. Ama nereye ne gelmiştir? Tasarım nasıl değişmiştir? İşte bunlar tamamen farazi olduğu için en fazla bu kadar cevap verebiliyorum. Öyle söyleyeyim. Evet sevgili canlar. Bir soru daha alalım. Tamam. Yayını riske atmak istemiyorum. Şimdi. Kendi soyadımı asla kullanmak istemiyorum demiş. Sınavlar nasıl atlatılır? Onları söylemiştik daha önceki yayınlarımızda. İşte negatif şeyler nasıl atlatılır diyor. Onları anlatmıştık değil mi? Yani evet belli küçük tavsiyeler verdim ama tabii ki de her kişinin tasarımı farklı olduğundan size iyi gelecek tavsiye farklıdır. Zaten analizlerin temel amacı da budur. Yol gösterebilmek. Yani sen bir çakranın yoğun bir titreşimi altındasın ve bunu negatif bir şekilde hayatında tezahür ettiriyorsun. Negatifini yaşıyorsun. Ne yapacaksın? Sana vereceğin tavsiyeler farklı, ona vereceğin tavsiyeler farklı olabiliyor. Ama herkes için verebileceğim belli tavsiyeler vardı tabii ki de. Onları da geçmiş yayınlarda anlattık zaten. Çakralar adlı eğer başlık varsa, başlığa öyle yazdık mı bilmiyorum. Çakraları anlattığım bir yayın var arkadaşlar. Canlı yayın var. 2. yayın ya da 3. yayın olması lazım. Oraları bir inceleyin. Oralarda çakraları anlattığımda tavsiyeler de verdim ben. Bir tane soru vardı mı? Kaçırdım. Son soru olarak tamam. Şunu alalım. Bu numaraların yani doğum tarihindeki sayıların hastalıklarla da herhangi bir ilgisi var mı demişler evet, Vedat'cığım. Ama burada şunun altını çizmek istiyorum. Bir ara bir yayınımda çakraların olumsuz potansiyelleri arasındaki hastalıklardan söz ettim. Çokça şöyle mesajlar almaya başladım. Şöyle bir hastalığım var ne yapmalıyım, böyle bir hastalığım var ne yapmalıyım diye. Hepsine aynı cevabı verdim. Lütfen doktora gidin diye. Şimdi evet her çakranın negatif kavramları arasında hastalıklar da var. Örnek veriyorum 2. çakra deriyi temsil eder. Deri ile alakalı hastalıklar mesela sedef hastalığı örnek veriyorum. Bu çakra tarafından yönetilir. İşte zihinsel hastalıklar ben verdim mesela şizofreni falan 7. çakra ile alakalı. Her çakranın var. Bedenle alakalı, kalple alakalı, evet 4. çakrayla alakalı ama bunun için ilk yapmanız gereken bir doktora gitmektir. Çakra farkındalığı bundan sonra geliyor. Sonuçta doktorlar şifacıdır. Doktorların önünde eğilmemiz, önce sizi onlara emanet etmemiz. Tabii bunun yanında farklı spiritüel çalışmalar da yapabilirsiniz ama 1. sıra doktor. Zaten benim yaptığım herhangi bir çalışma yok. Herhangi bir hastalıkla alakalı. Bunun altını tekrar çiziyorum. Ama hastalıklarla alakalı bir çalışma yapan varsa da önce doktor sonra o ikisini beraber götürebilirsiniz. Çünkü şifacılık sadece doktorluk anlamında değil ruhsal çalışmalarla bile şifa bulabilmeniz bazı noktalarda her hastalık için demiyorum. Yani modern tıbba katkı olarak muazzam çalışmaları biliyorum, duydum. Ama bunlar için önce bir doktora gitmek gerekli yani onu söyleyeyim. Sevgili canlar, Vedat Yılmaz YouTube kanalını soruyorsunuz. Kendi adına. Aynen. Vedat Numeroloji yazsalar direkt ben geliyorum. Vedat Numeroloji. Bu arada aklıma gelmişken bunu da rica edeyim. Her günkü yayınlarımı YouTube kanalında izlemenizi rica ediyorum. Bir helallaşma olsun, alver döngüsü olsun. Her gün bu yayınları neden biliyor musun? Şu sebeple, yani izlendiğinde, beğenildiğinde, tıklandığında, abone olunduğunda öne çıkarıyor. Sen de biliyorsun Merak. Ve başka insanlar da şey yapıyorlar, izliyorlar. Onların da önüne çıkıyor. Hani hep bana diyorlar ki yani hakkınızı ödeyemeyiz. Ödeyin, YouTube kanalından izleyin. Bu kadar basit. Yani YouTube kanalında izlerlerse yayılacağız Vedat. Biliyorsun yayılacağız. Evet, yayılacağız. Çoğaldıkça da güçlenir. Sizin de bütüne böyle bir katkınız olmuş olur. Vedat'ın kanalını izleyin. Bütün numerolojiyle ilgili bilgileri Numeroloji Vedat diye. Abone olmayı unutmayın kanallarımıza. Bu bizim için çok kıymetli. Yani hakikaten çok önemli. Başka canlara da ulaşmak açısından benim özellikle yani. Çalışma alanımız artık yayılmak açısından. Tabii çalışma alanlarımız burası. Sizin de bize mesela Instagram'da değil de YouTube'da izlesinler bu yayını. Yarın yüklenmiş oluyor saat 2 gibi. Sizden bunu rica ediyorum sevgili canlar. Vedat, ağzına sağlık, emeğine sağlık, yüreğine sağlık. Analiz için de geleceklerdir, eğitim için de geleceklerdir sevgili kardeşlerimiz. Yolun açık olsun. Bana yakın hissediyorlarsa beklerim. Başkasına yakın hissediyorlarsa tabii ki de onlara gitmem. Burada amacım numerolojiyi yaymak. Seviyorlar seni. Ayda bir kez de zaten biz yayın yapıyoruz sevgili canlar. Takip edin eski yayınlarımızı da. Lütfen. Ağzına sağlık. Bu arada sevgili canlar, bu hafta sonunda gerçekten aile dizimi var. Kadın Kökü var Emre Yazgan'la. Bu hafta pazar günü. 180 lira bir de. Hem kadın hem erkek 320 lira ikisi birden. Gelirlerse de temizlemiş oluruz. Yani hakikaten bir temizleme işlemi lazım. Hepinizi bekliyoruz. Önümüzdeki ay yine sevgili Vedat'la yayın yapıyor olacağız. Hepinizi çok seviyoruz sevgili canlar. Görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar olsun. Vedat, hayırlı akşamlar. Canım benim. Görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Sevgiler canlar. Görüşürüz.